Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam farklı bir misafirim var. Farklı bir hikayesi olan birisi masamızda. Kendisi Meriç Mahmut Erkan ya da Mahmut Meriç Erkan. Peki ...Mahmut ismi ne zaman oldu? Büyük bir dönüşümü nasıl geçirdi? Bir sanatçı, model, oyuncu ve şovmen aslında stüdyomuzda. Tüm bunları konuşacağız ama önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz, ee, şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Ben de şeref duydum. Ayağınızı ee, sağ olun. Sizin vesilenizle de, Allah razı olsun, sizin vesilenizle de tüm izleyicilerimize... ...eğer radyo yayını varsa dinleyicilerimize de diyelim. Öyle oluyor... E, hepsine e, Allah'ın selamını iletelim buradan. Hepsinin her iki cihanda da Rabbim afiyet versin. Benim bu genel duamdır. Özellikle se sizin seyirci kitlenizin genel anlamda ne kadar e, maneviyat yüklü olduğunu da görüyorum, hissediyorum veya biliyorum diyelim. Sizlerin de yayınınızda e, İslam'a ne kadar sahip çıktığınızı da görüyorum. Açık konuşayım yani bu net bir tabirdir. E, bu maneviyat yüklü bir yayın kuruluşunda olmaktan dolayı da büyük şeref duyuyorum. Beni misafir ettiğiniz için de Sizlerden de Allah razı olsun hassasiyetinizden dolayı teveccühünüzden. Cümlemizden çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi Mahmut Meriç Erkan aslında Mahmut yoktu. Meriç Erkan'dı ve birçoğunuz onu şov programlarında, filmlerde biliyordunuz. Benim bildiğim 30'a yakın film var. Tam fazla. Yani şöyle başrol olarak ondan fazladır aslında. Ancak yani çok detaya girmeyelim. Bu 35'lik filme çekilirdi, negatife <laughs> çekilirdi. Sonradan e, tabii Yeşilçam'da biraz gerileme oldu. Eski dönemler kalmadı. 70'lerdeki filmler e, yeri de kaldı. 80'lerin sonunda olduğum için tam o Yeşilçam'ın şaşalı dönemi dediğimiz dönemde yer almadım. Dolayısıyla 90'lı yıllarda da artık ucuz e, filmlere gidilmeye başladı. 16 milimetrelik e, Rus negatifleri dediğimiz herhalde Rus negatifiydi. Onlar geldi. Böyle daha ucuz yollu Yeşilçam filmleri oldu. Böyle avantür dediğimiz kavgalı dövüşlü filmlerde de başrol oynadım. Bunların bazılarını yayınlanırken yayında gördüm ama bazıları da yayınlanmadı galiba. Çünkü bayağı bir oynadım. Ee, onun üzerinde vardır başrol filmim. Bunun dışında tabii karakter rolü oynadığımız filmler var. Ee, Kemal Sunal'la Var Yemez'de bir karakter rolü oynamıştık. Ee, 80'lerin evet. sonu 90'ların başı. İşte ilk filmi Maho Tuba'laydı. 89'un sonunda çekmiştik 90'larda başrol oynadığımız. E, e, o zaman hemen şöyle yapalım sevgili yönetmenim. E, bu arada e, 3 4 5'i verebilir misin ekrana şey vole 3 4 5. Eee Ahu ilk filmi Ahu Tuba'yla evet, e, neydi suç aşk aşk üçgeni. Aşk üçgeni evet. evet. O o afişini göreceğiz. Şimdi şöyle ee, tabii ki sevgili izleyenler şimdi bir, dedim ya bir oyuncu var masamızda showman yakın yakın döneme kadar bu dönüşümü konuşacağız mutlaka kendisine soracağız yani şu anda karşımızdaki e, Mahmut e, Meriç Erkan'la şimdi voley yansıtacağımız Mahmut Meriç Erkan arasında çok büyük bir fark var yani nasıl bu dönüşüm yaşandı ne vesile oldu bugün mü? daha huzurlu ve mutlu. O zaman da daha mutluydu. Tüm bunları soracağız. Mesela mahalle baskısı gördü mü? Hayatını dinleyeceğiz kendisinden. Ee, ama benim kayıtlarımda e, siz 1969 Samsun doğumlusunuz. Evet 1969 Samsun. Samsun doğumlusunuz. İlk tahsili falan orada mı yaptınız? Evet ilkokulu orada okudum. Ortaokulu da orada okudum. Daha sonra işte Fen Lisesi sınavları, Askeri Lise sınavları derken İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ne gittim 83 yılının sonlarında. E işte orada hazırlık 1 ve ikinci sınıf. ikinci sınıfın sonlarına doğru ayrıldım. Lise sonu İngilizce ağırlıklı okulda okuduğum için Samsun Anadolu Lisesi'ne geldim. Lise sonu orada okudum. Oradan sonra üniversite sınavında Yıldız Yıldız Teknik Üniversitesi şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini kazanıp İstanbul'a geldim. geldiniz bir virgül, Aynen de o benimle birlikte geldiniz. Bir virgül koyalım. Evet. evet. İlk filminiz en sağda bize göre en sağda Ahu Tuğba ile paylaştığınız değil evet, mi aşk üçgeni filminin evet, evet, afişi evet afişi evet ee, abi rahmeti, yıl değil. 89 mu 90 mu 89'un sonlarında çektik aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ee. ama tabii montajı falan yayına girmesi 90 yılı diye yazıyor herhalde 1990 89 çekimiydi ee, o o aslında o zaman kaç tam 20 yaşında oluyorsunuz galiba? E tabii 20 dolmuş işte 20 dolmuş. Çok 20. gençsiniz. 20. E, ortadaki resim nerede? O bir işte başka bir filmde. Başka bir filminizden O bir yani, 25 evet. yaşlarında falanımdır orada. 94 falan olabilir o. En soldaki? En soldaki de benim 22-23 yaşında modellik yıllarımdan öyle derimontla gezerdim. Böyle boğazlı kazak giyerdim. Saçlarım dalgalı uzundu. Bu bu şekilde bir tarzım vardı. E, gençlik işte hayatın. ...filmeleri evet. bu şekilde. Şimdi bu gençlik... Evet. ...1-2-7'yi de verebilir misiniz hazırsa? Onlara da verelim. 1-2-7'yi onu da görelim. Şimdi şöyle... ...İstanbul'a geldi Şöyle... ...ailede mesela... ...sizin oyuncu olmanızı, manken olmanızı istiyor muydu aileniz? Şimdi oyunculuk... Aileniz manken, nasıl bir aileydi? Bir, annem hafızdı. Hmm. Babam da devlet su işlerinde işçiydi. Şofördü. Oradan emekli oluyordu. İşte oğlanı yalnız bırakmayalım dediler. Hani... İstanbul'dur okumaya gidiyor. Sonra işte üç kardeşim ufak yaşlarda rahmetli olmuştu. E Şimdi der erkek çocuğu yani sağ sola belli olmaz. Yani erkek kızı yok bu iş yani gurbete evet. çıkınca sıkıntı var. E, sıkıntı olabilir hani biz de e, kontrol etmek maksadı. Gene de cahillik yıllar İstanbul oluyor. İstanbul'a aslında üniversite okumaya üniversite geldiniz. okumaya geldim. Annem babam da geldiler. Bir ev tutuldu işte e, o şekilde beraber yaşamaya Nereye geldik. Nereye geldiniz kardeşimle. İstanbul'da? İstanbul'da Çeliktepe semtine geldik. Hı hı. Çeliktepe'ye hemen o girişinde İnönü Caddesi'nde hemen oraya ilk binayı yerleştik. Oradan işte geçiyordum. Dördüncü mini minibüse binip Mastak'a geçiyordum. O zaman bizim fakülte elektronik mühendisliği şeydeydi, Maslak'taydı. Okula gidiyordum, geliyordum. Derken işte bu mankenlik, modellik işleri nasıl olur, nasıl döner? Hiçbir bilgim yoktu. Yani tamamen okula geldim. Öyle çok bir şu andaki kadar biz yani şu andaki gençler kadar bilmiyorduk bu olayı. Şimdi biz bir yıl sosyal medya ağından ...insanlar küçük yaşta çok başka kavramları öğrenebiliyorlar. Biz yani bu konuda cahildik diyebilirim. Yani Hiçbir şekilde ben bir foto model nasıl olunur, manken nasıl olunur, oyuncu nasıl olunur... Peki böyle nasıl oldu diyeceğim de. ama bu fotoğrafları da görelim. Şimdi sevgili izleyenler bakın Aa, evet. en so, solda ve en sağda e, hem e, Mahmut Meriç Erkan'ın dönüşümden önceki halinde var... E, ...dönüşümden sonraki fotoğrafları da var ortada da Cübbeli Ahmet Hoca ile evet. bir fotoğrafları var. Cübbeli Ahmet alakası nereden geliyor? Bu dönüşümde Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir payı var mı? Bunları da soracağım size ilerleyen dakikalarda ama fotoğrafları gördük. Yani Mahmut Meriç Erkan'ın evet şovmenlik yıllarından kareleri de hatırlayalım istiyorum. Çünkü bir dönüşümü konuşacağız. Daha sonraki Bakın birçok en son bazı kanallarda gündüz kuşaklarında da şovmenlik yapıyordunuz bildiğim kadarıyla. Tabii, tabii tabii işte mesela kaç yılına kadar yani böyle? Tabii olan programda 2006 yılıydı o. Evet. İşte orada önce ATV'de başladıydık. Hatta diğer sezon Show TV'ye transfer oldu falan. Baya revaçtaydı transfer olmasından zaten onu anlayabilirsiniz. Evet. Ama tabii onlar, Ahu mı yapıyordunuz? Ahu yapıyorduk o yayını. Aslında o yayın da ...başarısızlığı için bırakılmadı. Yani sonuçta yasak geldi o programda. Hmm. Komple yasak geldiği için... ...bir gün dediler yarın yayın yok dediler. Yayın kesildi dediler. Oysa ki... ...reytinglerde yani sabah kuşağıyla... ...genel reytingde hani bu... ...televizyoncular daha iyi bilir... ...ilk dört sıraya giriyordu. Ya yani şöyle yani bir yani şey çıkıyor neredeyse. Baya bir izleniyordu yani onu demek istiyor. filminizde Ahu Tuğba'yla... ...son programda Ahu Tuğba'yla gibi. Zaten onunla bir bağlantı oldu. oraya işte Orada Ahu Tuğba bu programa davet edildiğinde... ...onun hayatı çekiliyor... E orada tabii daha önceden işte böyle biri vardı falan işte oradan hatırlanıyoruz. O vesileyle oraya çıkıyoruz yani. Ha bunları şimdi tebessüm ederek anlatıyoruz. Çok özlediğim yıllar değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama hayatımızın yaşadığımız yerler. Yaşanan gerçekler bunları e, Bunlar, evet, bunlar tabii. gerçekler. Evet. E, biz şimdi burada anlatıyoruz bunları ama bunları önerdiğimiz için değil de buradan belki dersler çıkaracağız. Bunlar çok böyle şaşalı görüntü olabilir bazıları için. Bazılarının belki de hayali olabilir bu görüntüler. Ama inanın orada gerçek mutluluk yok. En azından bu küçük e, parantezi açıp bunu söylemek istedim. Orada mutluluk yok. Orada sahte sevgiler, sahte dostluklar var. Oradan çok gerçek dostluğun çıkma ihtimali çok düşük. Ama şu andaki halimde de sahte bir dostluğun çıkma ihtimali çok düşük. Bu mevzuyu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Önemli evet. bir konu aslında bu. Evet. Şimdi İstanbul'a geldiniz. Siz aslında evet. normalde ne olmak istiyordunuz liseye giderken, üniversiteye giderken? Yani ben çok iyi futbol oynuyordum. Hı hı. Ben aşırı futbol oynuyordum. 14 yaşında hatta bir şey oluyordu. Bir kulüp takımı geldiydi. Oraya bir kumda bir toprakta bir top oynamıştık da. Yanılmıyorsam ben 12-13 tane gol atmıştım onlara. Bayağı da kulüp takımıydı. Hatta ufaktım ben. 14 yaşındaydım da öbürleri 16-17 yaşındaydı. Hatta bir sonraki gün beni kıstırdılar bir yerde bir de dövdüler de beni galiba. Hani Çünkü biraz sıkıntı yaşamışlar hocalarıyla. Ben o gün iyi oynayınca e, gelmiş babama söylemiş orada bir hoca işte eski Beşiktaşlı bir hoca. İşte bunu iki sene sonra bunu ver Beşiktaş'a iki sene sonra A takımda oynar demiş. Biraz yerden oynasın topu demiş. Hmm. Ben biraz sektirerek gol attıydım dedim biraz şova yönelik. Onun için de beni hırpaladılardı bir gün sonra herhalde birkaç gün sonra. Yani bayağı bir top oynuyordum. Ama şu anda geriye dönüp baktığımda hani nasibinde varsa onun önüne kimse geçemez. Ama nasibin yoksa isterse şimdiki Messi gibi top oyna futbolcu olamazsın. Orada nasip yokmuş. Orada asker liseye gidince asker lisenin disiplinli ortamını da tahmin edersiniz hele ki o yıllarda. Benim futbol oynama gibi bir şansım kalmadı. O kabiliyetimiz de gitti. Zaten bilmiyorum çok ...benim için hayırlı olmayacağını da düşünüyorum. allah Teala ne eylerse güzel eyler. O şekilde evet. bakıyorum. Hani keşkeler yok çünkü. Bir Müslümana evet. keşke kelimesi zaten yakışmıyor. Hani e, yeri geldi diye bahsediyorum. Yani o zamanki... Askeri lise zaman, de mi Bana değil? deseydiniz futbolcu olmak isterdim. Hayır, çocuk, askeri diye. lise ne alaka? Askeri liseyi kazandım. Babam git subay ol dedi. O da gittim hazırlık bir iki. Hani bana uymadı orada yani. Bana bazı şeyler uymadı. Tanrımıza hamdolsun olmaz benim için. Mesela örnek veriyorum. Olmaz. Ne kadar... Ee, bu şekilde değildim ama Tanrı demem yani. Ben Allah derim. Allah Celle 80'li yıllar. Tabii. Benim yani hiçbir zaman, benim annem hafızdı. Sonuçta tamam ben günahlar içinde yaşadım. Belki bile bile de lades de yaptım. Bunu da kabul ediyorum. Ama ben bile bile de günah işlesem, benim rahmetlilerin rahmetlisi Rabbim var. Beni gene bir tövbe ettiler. Askeri ettiğim. liseye Affet, gittiniz mi gittim siz? Gittim ben askeri kadar... Hazırlık 1-2. Hmm. Sonra oradaki disiplin. Orada yani... Ben yani itikadımı tam yaşayamadım. Yani o konuda da İstanbul'daki. Abi. Yok İzmir Maltepe Asker Lisesi. Hı hı. O dönem 3 asker lise vardı. İstanbul'da Kuleli Asker Lisesi vardı. Bursa Işıklar. Bursa'da Işıklar Asker yani. Lisesi vardı. Işıklar'da Fransızca, Rusçaydı. Yabancı dil galiba. Almanca, Fransızca, Almancaydı. Ana yabancı dil. Bizde İngilizce. Kuleli ile bizde İngilizce. Bizimki o sene açıldıydı. 83'te yüksek puanla almışlardı. Kenan Evren'in eski okuluydu. Bize hatta açılışa o gelmişti. Kenan hmm. Evren gelmişti o yıllarda. 83. O zaman işte Genel Kurmay Başkanıydı galiba. İşte geldi de açıldı okul. Yalnız 84'te mi 85'te mi Avrupa'nın en disiplinli askeri okulu seçildi. Ya böyle bir şey tabii askeri disiplin var yani onu şimdi yadırgayacağımız yok da. Yani ben çocuğum şimdi böyle bir baskıya girince, strese girince bir de orada maneviyat arıyorsun. Onu da tam bulamayınca çıkmak istedim açıkçası. 18 yaşından ufak olduğum için de kendi inisiyatifimle çıkamıyorum. Ailemden ondan sonra beni almalarını istedim. Artık firarlara başladım. İkide bir Samsun'a firar ediyorum. Cezalar geliyor. O da hapisleri falan bayağı bir bayağı bir değişik bir dönemim oldu. Neyse detaya girmeyelim. Siz şimdi 69 yani 12 Eylül darbesinde 11 yaşındasınız. 11 yaşındayım. Orada ondan önce şeydeydim. Samsun'daydım. Orada işte Orada da olaylar oluyordu, görüyorduk aşağıda çatışmalar falan. Tabii 11 yaşındayım ama aklım eriyor yani. Ne bileyim birisi birini kovalıyor. Baktım şimdi gençler bir çocuğu kovalıyor. Genç bizim oraya araya girdi. Bilmiyorum tabii o zaman sağ sol mevzuları var. Saklanan sağcı mı solcu mu bilmiyorum. Bir grup geldi. "Buradan biri geçti mi?" dediler. Ben de arkaya saktan diye böyle gitti dedim. Hani onu zedelemesin, ona yani yaralamasınlar, bir şey etmesinler, zarar vermesinler diye ondan sonra onları o tarafa yolladım. Sonra da abi çık 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 diyorum. Dur diyor hareket yapma diyor da bana görecekler diyor. Abi çık çık diyorum sanki saklambaç oynuyoruz çocuğuz ya. Yani böyle olaylar vardı birbirine. Sonra bir bakıyorum birinci katta komşu var orada birinci kat camdan aşağı düşüyor elinde baltamı sopamı öbürlerini kovalıyor. Ya acayip olaylar vardı yani ülke çok acayip yerlere gidiyordu yani. Çok kötü dönemlerdi. Tabii çocuk olarak bak şu anda onu gözümün önüne geldiğine göre bir travma oluşturmuş. Ee. Camdan bakıyorum aşağıda bir İnşaat var hemen evimizin karşısında orada bir kum atılmış. Kumun arkasına yatmışlar silahlı çatışma var onun arkasına ateş ediyorlar. Ben de bakıyorum herhalde annem çektiydi beni gel mermi mi gelir sana. Hani biz de bakıyoruz onu film seyreder gibi. Bunlar güzel günler değildi. Ee, ülkemiz bu, bu zamanları da atlattı. Tabii o dönemleri de aklımız erdiği için gördük. Onun için e, ülkedeki en önemli sorun beka bekamız ya, huzurumuz bozulmasın. Onun için bu bağlamda yeri gelmişken de söyleyelim. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Biz de sizin işinize karışmıyorum diyorum. Karşı görüşte olan biri varsa eğer. Benimle karşı görüşte olduğunu iddia eden biri var. Ben Allahu Teala kardeşinle dertlen diyor. Aa, yarattığım öbür kullarla dertlen diyor. Onları uyar diyor. Ben sana Ali İmran suresinde de dedim bunu diyor. Peygamber Efendimiz hadislerinde de. Bana emri bil maruf ve nehyanıl münker yapmayı kibarca nazikçe uyarmamı diyor. Dolayısıyla He. ben bu görevimi yapıyorum. Kimsenin işine karıştığımız yok. Israrla konuşma bana diyenlere konuşma. Askeri liseyi bit, e, evet. böyle ayrıldınız oradan evet. sonra normal liseyle mi bitirdiniz? Şimdi ben son e, asker liseden lise sona geçerken ayrıldığım için... ...Samsun'da işte o dönem kolej yani İngilizce evet. ağırlıklı bir tane Anadolu Lisesi vardı. Onun dışında özel okul var mıydı bilmiyorum. Orası da beni kabul etti İngilizce ağırlıklı olduğu için. Son seni orada okudum. İşte sonra Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik ve haberleşme mühendisliği. Geldiniz başladınız mı? Başladım. Evet. Bakın ben elektronik mühendisi o dönem elektronik iyi gidecek dediler. Senin de işte matematik, e, matematik zekanı iyi dediler. İşte matematik e, olayın iyi, sayısalın iyi. İşte sen bu bölümü tercih et. Asla ben elektronik mühendisi de ne yapar, ne eder, nasıl bir gelecek bekliyor? Bir hani hevesten ya puan ziyan olmasın diye. Hani bana sorsan inşaat mühendisi olmak isterdim. Bildiğim şey inşaat mesela gördüğüm şey yani inşaat yapayım. Ama işte sen daha iyi puanlar alabilirsin şu bölümlere git falan. Bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi, revaçta o zaman yeni yeni böyle e, gelişme var tabii teknoloji. Teknolojik gelişmeler. Dolayısıyla elektronik mühendisliğini kazanınca oraya gittim yani tercih. Ama yani bir severek benimseyerek gitmedim. Gittim çok da memnun kalmadım yani elektronik eğitimi bana bir haz vermedi yani. Evet. E, bitirdiniz mi? Bitirdim. bitirdim. Peki bu meseleyle nasıl tanıştınız? Bu mankenliktir, oyunculuktur. Evet, o dünyaya mesele, nasıl girdiniz? Evet. Bu meseleyle şöyle tanıştım. Ee, bizim bir arkadaşımız vardı e, bölümde basketbolcu. O da profesyonel basketbol oynuyordu. Onun ablasıydı galiba birkaç yaş büyük ondan. Modellik yapıyordu. İşte okula kardeşini ziyarete geldiğinde... Beni de görmüştü. Yani sen modellik yapmayı düşünmez misin dedi. Boy çünkü yani. var. Kaçtı boy? Boy benim 1.92. Maşallah. Allah razı olsun cümlemize maşallah. Ondan sonra işte mankenlik modellik yapabilirsin dedi. İşte benim de biraz baby face de yüzüm o aralar işte bu deminki resimdeki gibi saçlar dalgalı işte uzun. E i̇şte tabii modellik için uygun oluyor. Biraz da spor yaptığım için fizik de vardı. Çünkü bir kıyafetle giydiğinde hani üzerine oturması taşımak diye bir şey var. O da iyiydi. Bir de hareketliydik çünkü o zaman bir danslı karyografiyle defileler de vardı. İşte sen mankenlik yapabilirsin, modellik yapabilirsin. Ee, o ara ben işte bu mankenlik kurslarına başladım. O ara ben e, spora gidiyorum, ee, vücut çalışmaya gidiyorum, body building. İstiklal Caddesi'nden aşağı doğru giderken bir menajer olan bir abimiz geldi. İşte böyle böyle işte bir film var dedi böyle böyle bir film var başrol için oyuncu arıyorlar böyle yeni bir yüz de olabilir senin tarzın birini arıyorlar falan deyince e tamam dedim ama ben şimdi hep bize şey diyorlar ya aman dikkatli ol aman erkeksin yani bayan zaten dikkatli olsun da çünkü bayanlar ki var daha biz hani güçlü kuvvetliyiz bize de dikkatli ol diyorlar erkek haline bile sonra ben salona gittim böyle böyle bir dedim bir teklif geldi arkadaşlara söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ben o kişiye numara vermedim yalnız Sadece gideceğim spor salonu söyledim. Bana Söyledi ama ben yine tedirgin davrandım. Sonra ben sporu yapıyorum. Muharrem Bey oranın telefonu çalmış. Seni telefonu istiyorlar dedi. Ben şaşırdım. Gittim alo dedim. Böyle böyle işte o menajer abimiz dedi. Böyle böyle ben menajer işte ismini şimdi söylemeyeyim. Menajer dedi. E, şu arkada Allah Allah dedim. Siz nereden buldunuz biz menajerler her yeri buluruz dedi. Tabi spor salonu ismini verdiydim. O da oradan herhalde ulaşmış. İnternet yok ama bir şekilde ulaşırlar evet. onlar. Ulaşılmış Ondan sonra bana işte yarın gelebilir misin, edebilir misin dedi. Şuraya işte sineray film stüdyoları vardı, ee, zincirli kuydu Oraya oraya gelir misin dediler. İşte rahmetli işte yönetmen vardı işte Yücel Uşanoğlu, Ahtuba doğruda olacakmış. Seni bir görsünler hani simani. Ya dedim bu iş bu kadar kolay mı falan dedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne bir oyunculuk eğitimi şey. Bu, bu iş hmm. bu kadar kolay mı? Ya, ya sen gel dediler. Ona halil olur falan filan. Yani <laughs> ondan sonra. Sonra ben kapattım. Öyle Türkiye vücut şampiyonu birkaç arkadaş vardı. Orada eski Ahmet Enünlü'nün salonu. O da eski vücut şampiyonu. Bayağı salonumuzda yapılı arkadaşlar vardı. Ben dedim ki iki tanesine. Ya yarın bir görüşme olacak bu. Taksim'in meydanındaki bir işte fast food restoranda buluşacağız. Meşhur bir fast food Dedim siz benimle gelir misiniz dedim hani. Geliriz dediler. O i̇ki arkadaşı da aldım ben gittim. Sonra aldılar bizi götürdüler. Yanılmıyorsam hep beraber gittik. Baktım hakikaten stüdyoya girdik. Yönetmen, Avhanım. Ha baktım olay tamam. Yani olayda bir sıkıntı yok. Ee, ondan sonra Ahu Tuba'yı ilk orada gördüm. Orada gördüm. Yönetmeni gördüm. Ama ondan önce özür dilerim. Ondan önce mesela e, e, liseye giderken ortaokulda filmlerini izlediğiniz oluyor muydu? Yani bir özel bir seyrettiğim yoktu ama ha. ben ismini biliyordum. Duy biliyordum herhalde. Herhalde biliyorumdur. Yani şimdi o günkü kafam ben evet. Ahu Tuba dediler. Biliyordum herhalde evet. yani. Çünkü o dönemler işte Banu Alkanlar, Ahu Meşhur zaten. meşhurdu. Meşhurdu. Evet. He o dönemin e, televizyon yıldızlarıydı film yıldızlarıydı. Ondan sonra işte ben eve geçtim. Böyle böyle dedi. Tamam dedi beğendiler seni dedi. Bir iki gün içinde mi aradı hemen? Vallahi e, başlayacağız, filme başlayacağız. Kostümler lazım. Ya yanlış anlamayın da hani ben üniversite talebesiyim ama öyle kostüm falan. Ya ben kostüm falan yok dedim yani kostüm nasıl yapacağız? Ondan sonra beni bir model arkadaşı varmış. Menajer. Oraya dedi o model arkadaşı o beni arattırdı ona. O sana bir şeyler verecek dedi. O işte modellik yapan bir arkadaş var. O bana biraz kostüm desteği yaptı. İşte herhalde birkaç takım elbise firmasına... Bu arada gittik. sevgili yönetmenim sıfır numaralı fotoğrafı da voley yansıtırsam orada biraz dursun. Evet. Ondan sonra işte bana takım elbise de sponsor bulundu galiba orada. Oradan sonra bir baktım kendimi sette buldum. Allah Allah. Yani hiçbir deneyim yok. Yani hiçbir figürasyon dahi oynamamışım. Direkt başrol. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra belli bir süre sonra da işte herhalde filmin hemen peşinden oluyor bu ya da öncesinde oluyor. Tam onu kestiremiyorum. İkisi hangisi önce oldu? Defile bir ajansa başladık. Biz May Ajans diye bir ajansa gidiyorum. Ondan sonra vizon şovlar var. O zaman defileler böyle 10 gün 15 gün hazırlıkları sürüyor ve 4 gün boyunca işte exhibitions'a yani sen otellerin işte gösteri merkezlerinde 4 gün boyunca üçer 4'er seans defa, defileler oluyor. Hot kütür defileler, böyle üst düzey vizon şovlar, o zamanki e, işte sayılı mankenleri çıkıyor Türkiye'nin. 10-15 bayan, 8-10 tane de erkek mankenin yer aldığı. Bunların provaları da bizim ajansın salonu büyüktü, orada yapılıyor. Biz de gittik bakıyoruz hani profesyonel mankenler nasıl yürüyor ediyor. Hem gelin dediler, tecrübeniz olsun. Biz gittik onları seyrediyoruz. Orada e, bakıyoruz. E, işte defile işte hareketli danslı defileler, işte İtalyan bir koreograf vardı galiba Fransız mı İtalyan mı? Danslı koreograflar falan gidiyorlar koreografiler var. Oradan da şimdi eve geçtim ben. Sonra bir telefon geldi. Ya dedi de böyle böyle dediler. De. Ünlü bir manken sakatlanmış erkek manken. Birinizi beğenmiş oradaki koreograf bayanlardan biri. Yardımcılardan herhalde yardımcı koreograf tam hatırlamıyorum. Ya da o bayan da o zamanki koreograf sırasını tam hatırlamıyorum. O istemiş biri var demiş burada sarışın mı uzun boylu. Kıvırcık ya sensin ya şu 2 3 kişiden biri herhalde dediler. Bir gelir misin ajansa dediler. Ajansa gittik. He dediler bunu beğendik dediler. Ben bir anda hiç hayatımda defilem yok. Türkiye'nin en büyük defilesinde buldum kendimi. İşte bunlar hep nasip kısmet evet. dediğim şu En büyük yani hiç top oynamamışsın. <laughs> Tabii öyle bir şey mümkün değil de şu aşamada. Hani profesyonel takıma profesyonel e, şey transfer oluyorsun. İşte e ne bileyim hiç öyle hiçbir şey yapmamışsın e, bir numaralı seviyeye çıkıyorsun bir anda yani filmdir işte defiledir bir anda kendimi e, en üst seviyede buldum E tabi bir anda hızlı bir giriş oldu piyasaya o şekilde hiç hesabını yapmadığım halde Tabii ki bu da okul hayatımı ikinci plana itmeme gerektirdi Artık siz bu işi yapmaya başladınız tabii filmler ben bu filmler iş, tabii, bu işten yani Çok iyi kötü tabii şey de oradan da bir kazanç gelmeye başladı e, tabi aileniz ne diyor bunlara? Ya onlar bakıyorlar işte annemin bir annemin bir röportajı vardı bir ara annemi de mikrofon uzattılar da Allah rahmet eylesin. Annem de pek hoşlanmıyordu o işte ama yani biz çok korktuk diyordu benim oğlum. Çok üzüldük diyor ilk girince bu işe çok endişe çok üzüldük. Sonra üzüldüğümüze üzüldük diye bir laf etmişti. Yani biz ondan endişe duymuştuk ama o hiç kendini dağıtmadı hani bozmadı. E tabii bizim günahlarımız vardı ama Muharrem Bey ben öyle kendimi çok da dağıttığımı düşünmüyorum. Yani öyle itikat noktasında e, saygı noktasında. Ben dini nokta... e, çocukken dini tahsiliniz oldu mu Kur'an eğitmeniniz olan? Annem annem tabi hafız olduğu için işte yazın özellikle bize Kur'an kursu gibi veriyordu. Tabi o şekilde Arapçayı öğrenmiştik ama yıllarca okumayınca onu da unuttuyduk. İşte ona bir bir buçuk iki sene oldu galiba. Ben tekrar bir şey yaptım e, o konuda yüklendim e, tecvit işte e, şimdi. Kur'an şimdi daha hızlı okuyorum şimdi bayağı işte hafız olmaya karar verdim işte kısa bir hmm. süre önce İnşallah o konuda çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü işte evliyaya sormuşlar yanlış olmasın bir gün ömrün kalsa ne yaparsın İlim yaparım diye hiçbir şey için geç değildir madem bu yaşta tövbe nasip oldu böyle nasuh tövbesi bundan sonraki hayatımda da inşallah dedim elimden geldiğince Rabbime... Ee, bu geçmiş seneleri telafi edercesine şimdi, yaklaşacağım. Bu şekilde yani. e, bir hayatınız oldu. Kaç yılına kadar böyle oldunuz? Yani bu devam. Bu mesela bu kaç yılındaki 2015 mu? 2006. Falan? 2006. Evet. E, bu so, programın son bölümlerinden mi bu kareler acaba? Ben şimdi bu kareler... Bu ATV'de e, şimdi şey Şimdi bakın zaten Ahu Ben yani. yanılmıyorsam bakın. Muharrem Bey bir Nisan gibi başladı bu yayın. 2006'da hı hı. sonra bir yaz arasına girdi bu haziran başı gibi bakın nisandan hazirana kadar hani açık konuşayım orada iki aylık çok uzun bir süre değil ama bu her gün olduğu için hafta içi her gün olduğu için ve aşırı seyredildiği için hani ben herkes yani şöhret geldiği dedim size yani iki evet. ay uzun bir zaman değil ama hani birini görmesi 23 kere görmesi gerekiyormuş birinin tam olarak hı hı. onu hatırlaması için onun kafasında yer etmesi için. E tabii her gün olunca yayın. E bir de magazinlerde yayınlayınca sadece tabii. Burada yayınlanmıyor yani magazin haberi işte interneti diyelim. E, burada internette o zaman ufak tefek vardı gene evet. şeyler e, vardı hatırlıyorum. İşte bu şekilde internet siteleri www.meriçerkan.com onlar vardı herhalde. Öyle bir şey vardı hatta evet evet. E, oradan dolayı bu bize bir şey getirdi tabii orada. Bir tanınmışlık getirdi popülarite diyelim. Son dönem kelimelerinden. 2006'nın sonra ikinci dönem başladığında diyelim... ...Ekim'de başladı, şey Eylül'de başladı diyelim yayın. Kasım gibi de yayın bitti zaten. Hmm. Yani bu Nisan, hani Haziran Ağustos arasında yayın olmuş. Ya bu Nisan, Mayıs'tır. Tamam. O... ATV ise bu, ATV, A ATV değil mi? Evet. ATV ise burası Nisan, Mayıs. Tamam, ondan sonra şova gittiniz değil mi? sonra şova, e Eylül'den itibaren şov. Zaten diyorum ki 5-6 aylık bir süreç Tamam, yedi. şovda ne kadar kaldınız öyle? Orada da işte bir şey değil. Eylül'de başladık, hmm. Ekim, Kasım'ın ortası mıydı bilmiyorum sonlar mıydı... Orada yayından kaldırıldı. Tamam. Ondan sonra yine devam etti mi bu şey film Şimdi veya şöyle. Orada bana bazı teklifler geldi. Hmm. Orada benim bir marka danışmanım vardı. Marka danışmanım da o tekliflere işte işte bir gece şovu programı işte o fiyat olmaz bu fiyat. Şey işte bir jüri geliyor mesela. İşte bir bir star yarışmalarından birinde yani bilmem şu şu star seçilecek. Jüri fiyat veriyorlar. işte marka danışmanımız o olmaz bu fiyat olur falan derken ee, biz bir yere kapak atamadık tabiri caizse. Ee, tabii gündemden uzaklaştıkça da o popüleriten... ...gider. Yani... ...burası... ...zahiri bir ortam olduğu için... ...yani burada... ...şimdi şu anda ben... ...hiç gözükmüyorum. Ben şu anda ekrana sizler sağ olun Allah razı olsun davet ediyorsunuz diye geliyorum. Yoksa... ...ben... ...kabuğuma çekilmiştim. Ben... ...İslam'ı yaşıyordum yani. Ama... Tabi emri bil maruf. Nehyanın hünkar yapacaksın diye de e, ayet-i kerimede geçiyor. Yani şimdi Ali İmran suresi de geçiyor. Peygamber Efendimiz hadisleri var. E, Çağrıldığımız zaman da bu niyette gidiyoruz. ama Maksadımız e, ekrana çıkalım değil. Maksadımız emri bil maruf yapalım. E, ekran da avantaj. Onun için. Yoksa Tabii. ona da bir araya girdim söyledim. Yani bu oradaki popülarite ...bize tabii bugünlere kadar getirdi yani. Tamam, Şu, e, bu böyle devam etti. Yani şovda da bittikten sonra merak ettiğim şuydu. Ha, orada gündemden düştük bir ara. Film oldu mu, işte şov oldu mu, mankenlik oldu mu? Şovda şovda bittikten Şimdi, sonra. Şimdi o, o şovdan sonra birkaç bir girişim oldu. Birisi, bir arkadaş geldi, bir abimiz... ...işte böyle gezelim görelim gibi bir program yapacağız dedi, bir kanala dedi. Gittik onun çekimlerini yaptık falan. Sonra işte kanalla anlaşamadık dedi, almadılar, etmediler dedi bir boşa çabalarımız da oldu ama boşa çaba dediğimiz yer bana başka şeyler kattı. Mesela o gezelim görelim gibi bir yerde ben mesela Kayseri'ye gittim. Kayseri'de e, ondan sonra şey vardı orada. Oranın bir ilçi Melik Gazi. Melik Gazi Hazretleri'nin şeyine gitti kabirine. E, şimdi ben orada içeri girip bakma fırsatı verdiler bana. Bir açtım bir baktım. Yani şimdi anlatılır mı bilmiyorum ama yani her şeyi duruyor sapasağlam. Bana bir ibret. Yani Allah, Allah ben tabii yani ona şimdi oraya izin vermiyorlarmış. Şimdi çekim yapılır diye de oranın görevlisi rahatsız oldu. Ama ben onu tamamen kalben Allah rızası için görmek istedim. Yani oraya çok girmek istedim. Görmek istedim. Hani dediler duruyor aynen falan dediler. İşte yazın sıcaklığı 45-50 dereceye çıkıyormuş. Hiç yürümeden duruyor orada dediler. Ondan sonra ya ben... Şimdi tabii onun akrabaları tabii şimdi onlar da rahmetli olmuştur bilmiyorum. Ya şimdi akrabaları belli midir ama tabii saygı çerçevesinde hani edeple giren lütufla çıkar. Ben görmek istedim yani. Sonra neyse bana izin verdiler sağ olsunlar ama çekim yapmayacağımı söyleyip girdim. Aynen duruyor mübarek kurban oldum Allah'ım dedim ya sen ne büyüksün. Yani buralardan ibret alıyorsun zaten hocam. Yani e, yani bir şey zahiri mi görmek istiyorsun? ...hani bir şey de al sana yani mucize Allah'ın mucizesi işte. Çürümüyor. Duruyor orada. Saçında burada biraz yanık vardı. Şaşırdım. Cık. Bu dedim saçı yanık dedim. Bu nasıl olmuş dedim. Ya dedi burada tabii pamukla kapalıydı ya. Bunu mumla burada bir şeyler yakınca o mum damlamış. Pamuğu yakmış. Pamuk saçını yakmış. Yani insan hatasından dolayı yanmış. Ama tırnaklarına kadar etlerine kadar hepsini gördüm. Hatta böyle baktım. Ama dedim ne kadar benziyoruz dedim ya yani hani burada abim olsa yani ya böyle bir şey hocam yani e, açık konuşayım mı size gidip görebilirsiniz de yani yani inşallah size de kapıyı açarlar yani e, hani ya bir şey anlatıyor birisi hani acaba gerçek mi değil mi diye hani şeytan vesvese getirdi diyelim kafamıza getirmez ya getirdi diyelim e, gidip bakabilirsiniz Melik Gazi Melik Gazi Hazretleri sonra yanında bir tane kesik baş duruyor Cık. bu ne bu kesik baş da diyor bu kaleyi fethet Bu kesik baş da İslam dininde değilmiş. O demiş ki bu kaleyi fethetmen için sana yardım ederim. Ben gizli Müslüman oldum diyor ama bunlara söyleyemiyorum demiş. Tamam ben sen bana yardım et ama demiş senin o e, e, yatır yapıyorlar ya kendisini. O, orada bana da yer vereceksin demiş. Öldüğün Hı -hı. zaman yanında bana yer vereceksin kabrinin yanında demiş. Ondan sonra o tabi orada yardım ediyor onların girmesine. Kaleyi fethediyor bizimkiler. Kaleyi fethediyorlar ama bunun ihanet ettiği kesik başın ihanet ettiği anlaşılıyor ve onun ee, başını gövdesen ayırıyorlar. Ondan sonra bunun başını buluyorlar ama gövdesinin aşağısını bulamıyorlar. O da ona söz verdiği için onu alıyor yanına koyuyor. Allah, Allah O da duruyor orada. Yani değişik hikayeler. Ben o program yayınlanmadı ama dedim ki burada bir masraf olduğu zaman gitti falan ama bunu helal hoş olsun dedim. Neden? Çünkü oradan başka şeyler kazandık. Belki bugünlere gelmemizde onların da e, azar 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 hepsinin etkileri oldu. Hepsi çok önemli şeyler de hani biraz oradan biraz buradan diyoruz ya. Bunlar hep e, mantığın aklın almadığı şeyler Allah'ın mucizeleri. Ama şimdi baktığınız zaman e, bir süreç var. Tamam ama en sonunda geldiğimiz noktada ...Meriç Erkan şimdi Mahmut Erkan olmuş. Evet, İsim değişmiş. Evet. Kıyafetler değişmiş. E, yani inanılmaz bir şekilde hayat tarzı değişmiş. Yani sakal gelmiş, sarık gelmiş, cübbe gelmiş, a, baston, asa gelmiş. Yani bu standart, Türkiye standartlarındaki ortalama bir Müslümanın da ilerisine geçmiş bir görüntü var ortada. Şimdi, bakın şimdi. Biri bir yorum yapmış geçen de. ilgimi çekti buradan. Şimdi bakın nereye gelmiş. Eğer birileri de böyle düşünüyorsa diye bir yorum üzerinden gitmiyorum ama bazı yorumlar da en azından e, genele bir açıklama yapmamızı gerektiriyor. Diyor ki Peygamber Efendimizin zamanında böyle ekstra giyinmek yoktu diyor. Beni örnek gösteriyor. Diyor ki Geldikleri zaman oraya peygamber hangisi anlamazlarmış diyor. Hatta bazıları e, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh hazretlerinin yanına giderlermiş. Yani yanlış da onu peygamber zannederlermiş. O diyor ki yani böyle farklı giyinmezdi peygamber diyor. Neyse birisi cevap vermiş ona. Farklı giyinmezdi de herkes böyle giyiniyordu o zaman. <laughs> yani o da biri de demiş ki kot bulucun giymiyordu ki peygamber efendimiz diyor. O böyle giyiniyordu herkes böyle giyiniyordu diye. Şimdi bu şekilde giyinen kalmadığı için ben sanki ekstremum bu işi yapıyormuşum, farklı yapıyormuşum, çok yapıyormuşum gibi duruyor. Peki asıl dönüşüm ne zaman oldu sizin hayatınızda? Bakın efendim söyleyeyim size. Bakın şimdi ben de dedim Melik Gazi Hazretleri. Melik Gazi Hazretlerinin kıyafeti nasıldı biliyor musunuz? Böyleydi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri nasıldı biliyor musunuz? Böyleydi. Doğru. Onun için yani şöyle baktığınız zaman Allah'ın dostlarının bütün hepsinin kıyafetleri böyleydi. E şimdi bunun abartı bir yanı varsa bu pozitif bir abartı aslında normal olan bu bizim tarihimizden gelen diyorsun normal olan bu e, tarihimizden e. de değil bu Allah'ın emri e. bizim tarihimiz başka bir şey de getirebilirdi e. bize Allah'ın kanunudur şimdi sizden çok kısa bunu paylaşmak istiyorum siz bir görüşü savunuyorsunuz işte cum cumhuriyetle yönetelim meşrutiyetle yönetelim yani işte şunla yönetelim şu izimle izim. yani e. pek çok sistem var bu sistemlerin tamamı insanlar tarafından üretildi değil mi Eyvallah. hani kişileri mutlu etmek için. Ha, bu yönetim şekli bana uygun. Ben bu zihniyetteki kişiye oy veririm diyor. Biz ne diyoruz? Biz de böyle bir sistem oluşturduk. Biz bu şekilde yaşanmasını istiyor mu diyoruz? Yoksa diyoruz ki böyle bir şeyi Allahu Teala bakın ben sizi yarattım. Sizin için de bu kanunları koydum. Bu kanunlar çerçevesinde yaşarsanız ne fakirlik olur, ne bela olur, ne sıkıntı olur. Her türlü huzurda yaşarsınız. Ama bundan şaşarsanız o zaman benim 99 tane ismim var. Ve çok çeşitli muamelelerim var. Bunlara da hazır olun. Bir hayır gelirse benden bilin. Ama bir şer gelirse kendinizden bilin diyor. Değil mi? E şimdi ben sizden şimdi siyasi bir tartışmaya girebilir miyim burada? Siz başka bir görüştesiniz ben de. Şeriatı savunuyorum diyelim. Şeriat kelimesini o kadar ürkütücü göstermeye çalıştılar ki insanların bazıları bundan korkar hale geldiler. Şeriattan korkuyorsan, şeriat kelimesinden rahatsızlık duyuyorsan sen Allah'ın kanunundan rahatsızlık duyuyorsun demektir. Şeriat kanunlarını biz yazmadık. Bu kıyafetleri de biz süs olarak giymiyoruz veya moda olarak giymiyoruz. Şeriat kanunları Allahu Teala'nın insanı yaratıp onun fıtratına en uygun şekilde kurallar kuralları yapması bu şekilde hem dünyada hem de ahirette huzur duyması için gereken kurallar evet. bütünüdür. Yolladığı bu kitabı da yolladığı kişiye ki huzuruna kabul etti ki Cebrail Aleyhisselam dahi oradan sonra ben yanarım buradan sonra gidemem dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Onu bir şekilde donattılar döşediler gönderdiler bak dediler Kur'an'da belli noktalar var bunların açılımı da sende. İçeriği detaylı bu şekilde yazmıyoruz. Burada genel emirler veriliyor. Sen bunların açıklamasını yap. Senin hayatın öyle örnek olacak ki artık bundan sonra da zaten veda hutbesinde de dedi ki ben size Kur'anı ve sünnetleri, hadisleri miras olarak bırakıyorum. Evet. Heh, şimdi benden neyi tartışabilirsiniz ki siz? Siz bana işte bu görüş iyidir insanların ama siz insanların koyduğu kuralları bana. E, özümsememi istiyorsunuz. Ama ben de diyorum ki ben Allah'ın kurallarıyla size geliyorum. Siz benim bu kuralları değiştirmemi isteyemezsiniz. Evet. Bu kuralları değiştirmemi istiyorsanız o zaman gidin siz Rabbinizle konuşun. Bu kuralları Sen, koyucu Allah'tır. He bizim siyasetimize ürkmesinler. İslam'ın kurallarını uygularlarsa ne fakirlik kalır ne bela kalır ne huzursuzluk. Kalır. Tamam. Şimdi o o ayrı bir mevzu ama ben şeyi merak ediyordum. Yani bakın şu anda anlattıklarınız birçok hocanın bile anlatamayacağı şeyler. Ya bu dönüşümü yani son olarak mesela bu kıyafetinizi, isminizi değiştirmeye ne zaman karar verdiniz? Yani... Hocam bakın bir şeyleri anlatınca aslında başka şeylerin yansıması oluyor. Evet. Yani buradan hani siz bunu aslında çıkaracak kadar zekisiniz ama herkes duysun diye de ki seyircilerimiz evet. de o kadar zekidir de. Ama gene de bunu duymak istiyor insan değil mi? Evet. Hani beni seviyorsun da bir sevdiğini de bir söyle. Eyvallah. Şimdi hocam ben bir bakıyorum. Kim Allah'ın önünde, Allahu Teala'nın Celle Celaluhu önünde mevki sahibi olmuşsa bu görüntüde kisvede, kisvede değil bakın olay kisvede değil. Kisve kimin kisvesi ne bunu zahiri bakmamak gerekiyor, dünyalık bakmamak gerekiyor. Evet. Biz bakıyoruz ki hep bir konuma gelmiş insanlarda hep gördüğüm kıyafet bu. Neden? İşte İslam dininde böyle e, beğendiğini e, benzemeye çalışacaksın diyor. Ben de diyorum ki bakın bunu ondan benzeştirmeyelim. Çok şimdi eşdeğer bir şey değil ama bugün günümüzde dünyalık bile olsa en iyi futbolcunun hareketini yapmaya çalışır. En iyi popçunun, şarkıcının hareketini yapmaya çalışır. İşte bir şey çıkar, tren çıkar hemen o hareketi yapmaya çalışır. Herkes birbirine en iyi ben yapıyorum, en iyi. E ben Allahu u Teala'nın ben bu kulunuz için bu dünyayı yarattım, bunun yüzü, yüzü suyu hürmetine yarattım dediği bir kulunu, e, takip etmekten mutluluk duymayacağım da kimi takip edeceğim? Bunu takip etmek gericilik şudur budur. Yani bugün A Arabistan'da doğdu işte Arap kültürüdür o diyor kıyafet. Yani bu şimdi İskandinav ülkesinde doğsa İskandinav e, kültürü mü olacaktı? Evet. Tane marka. Ne kadar saçma. Bu e, Kur'an yani o bölgeye inmiş bir şey değil ki. Bütün e, kitaplar öyle e, Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i hepsi tüm insanlığa indi. Alemlere ama yani siz bunu gidip de o bölgenin kitabı o bölgenin kültürü diye küçümserseniz e, o tarafa doğru yönlendirirseniz büyük hataya düşersiniz. Sonuçta bu kıyafetleri giymeden bu kıyafetlerin içindeki manevi hazzı anlamak mümkün değil. Ama bu manevi hazzı alabilmek için de o tamamen içerideki itikattan da geçiyor. Onun için eee Allahu Teala öbür tarafa diyor ki işte takva, 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 takva çok önemli. Yani hayatı Anı yaşamak çok önemli Muharrem Bey. Şimdi siz bana bir soru soracaksınız. İşte şu nasıl oldu, buradan nasıl geldim. Ben şu anda oturduğum şu sandalyedeki buradaki atomlara bile teşekkür etmek durumundayım. Onlar benim burada devrilmeden oturmamı sağlıyorlar. Belli sertlikte, vücudumu rahatsız etmeyeceği şekilde üstündeki cisim belli yumuşaklıkta. Bizim ona dahi teşekkür etmemiz gerekiyor. Şuradaki baston, bunun hücreleri burada bir sünnet gizli. Bu Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz Salole ailesi 40 yaşından sonra kullandığı baston asa bu da sünnettir. Onun için mi Tabii ki. E, e, mutlaka ama 40'tan sonra kuvvetli sünnet. Hele 50'den sonra tam sünnet. Yani 50'den sonra biz 50'yi de geçtik yani. E, şimdi buna teşekkür yani bunun olması bana bir şükür vesilesi. Çünkü her şey bakın burada çayı veriyor, nimet, suyu veriyor, sizi veriyor. Siz güzel frekanslar gönderiyorsunuz. Algılıyorum burada beyin burada kulağım alıyor, aklıma götürüyor, düşünüyorum. Bir yıl sistem harekete geçirip tekrar sana frekans yolluyorum. Mucizeye bakar mısınız? Yani daha ne mucizesi arıyorsunuz efendim? Evet. Şimdi peki, Cübbel Ahmet Hoca ile de fotoğrafınız evet, vardı. Evet. Yani o cemaat mi sizi çok etkiledi? Ya şöyle ben Cübbeli Ahmet Hoca efendi ya dinliyorum. Adamın ağzından bal damlıyor tabiri caizse. Adamın ağzından derken hani bir tabir vardır ya. Ya dedim ne kadar tatlı bir insan. Anlatıyor, anlattıklarına kadar güzel. Aa dedim İslam'ı yani bana sevdirdi diyece yani İslam'ı zaten seviyorduk da ya dedim ben dedim bu kadar yani ağızlı, siz yanlış biliyorum. E, ne zamandır dinliyorsunuz çünkü? Bayağıdır yani? dinliyorum onu. Bayağıdır yani. İnternetten ya, falan tabii, mı? tabi tabii tabii tabii. Şimdi internetler çıktı, iyi oldu. Yani ben bakıyorum hep bize böyle bonuslu yerlerini veriyor. Diyor ki işte bunu bunu yaparsanız ya diyorum bu kadar günah işledim ama bak diyorum bu sevapla işte şu kadar senelik günahın affoluyor. İşte tabii önce farzları yapacaksın. Ama sünnetlerde neler gizli neler. Evet. Yani bu sünnetleri küçümsemesin kimse. Eyvallah. Ömürler madem bin seneden 60-70 senelere düşmüşse onu yaradan biliyor zaten. Ona göre bonuslu işte Kadir gecesidir, özel gecelerdir. Bunları değerlendirip özel e, yani ne bileyim bir evvabin namazı kılıyorsun. 12 e, sene e, sıralı ibadet diyor bunun sevabı diyor. İşte diyor işte öğlen son sünnetini kılarsın diyor dört rekat. Yatsını son sünnetini dört rekat kılarsın. Biri hac da hac hac sevap verir diyor. Birisi işte hacda kılınan namaz sevap verir diyor. Biri Kadir gecesin kıldığın sevabı alırsın diyor. Mesela böyle hep ekstra şeyler var. Bunları yani yapmak gerekiyor. Bunlar bolluk bereket yani. Ömür istiyorsan diyor işte Berat gecesi 100 rekat namaz var. Senin lefin mahfuzdan ölümünü alır Sonra var. Bunları Cübbeli Ahmeti tabii. Hoca'yı dinlediniz, izlediniz. Tabii tabii. Bu o, yani kendisiyle tanışmaya mı gittiniz? Ya yani cemaate katıldıktan sonra mı? Yani katıldınız mı cemaate? Ondan ya sonra mı kıyafetiniz değişti? Sohbetlerine de gidiyordum, dinliyordum. Ee, sonra yani yaşıyordum tabii gidiyordum. Anlatıyor, hep güzel şeyler anlatıyor. Ee, yani hep pozitif. Senin kurtulman için yani tabiri caizse işte bonuslu diyorum. Yani hep bak şunu yap diyor kurtulursun, bunu yap bunu Ben hep şunu anladım bakın. Yani Rabbim bizi affetmek için, cennete almak için o kadar çok bahane üretiyor ki. Biz de hani yaşayıp da öleceğini bilen tek mahlukat biziz, insanız. Ben dedim hani genel olarak herkesi katmıyorum ama yaşadı, öleceğimizi bilen biziz ama hiç ölmeyecek gibi yaşayan da biziz sanki. Dünyalığımı yapayım işte. Bunu yazdığı, Ali çocuk en iyi okula gitsin. Arabanın en iyisi bende olsun şu bu. Hep böyle her şeyin en iyisini istiyorsun. Hep onlarda da en yüksek istiyorsun. İşte e, ...gözün hep aç... E, ...işte fazlası zarar değil onun nedense... ...ama ben böyle İslam'a gelince böyle giyince... ...aman her şeyin fazlası tehlikeli zarar... ...e sen hayallerin çok üstü ama... ...onlarda zarar yok... ...ama ben bunu yaşayınca... ...e şimdi tabii ben de öbür tarafta yukarıyı... E, talep ediyorum Rabbimden... Evet. ...onun için bu ee, da bu şekilde yani. Şimdi evet. cü, Burada aslında tam... ...bu cübbe mi sırtınızdaki bilmiyorum... ...hani cübbe giydiniz mi o zaman? Şimdi tabii bu şimdi giydikten sonraki halim... E, Burada yıl kaç? Bu, bu bu yo yeni bu bu yeni bu yeni. Evet. Şimdi ben e, bir türlü tanışamıyordum. Orada sohbet oluyordu. Sohbet çıkışında e, hocamızın etrafı e, çok dolu oluyordu. Yani ben yanaşamıyordum bir türlü. Ya bir de nasip olma diyordum mübarekte konuşmak ya. Bir konuşabilsem Allah'ım iyi görebilsem bunu. İşte bir şey yapabilsem, bir dertleşsem. Yani senden çok feyiz aldım. Bir sarılayım dedim. Yani şöyle bir, bir teşekkür ya bir dedim ona. Zahiren de sevdiğimi bir söyleyeyim. Veya ona iyi iki kelime böyle. Çünkü İnsan tamam sevildiğini bilir ama bunları duymak onun da hoşuna gider mutlaka hani bir kula vesile olduğunu bilmek mutlu eder. Samsun'dayım geçen sene döneceğim ee, gene işte İhsan Şenocak Hoca Efendi'yi de çok görmek istedim dönüşte. Bir türlü gidemedim o pandemiden dolayı falan babası oradaymış o baba işte ders verilmiyordu şey dediler sohbet olmuyor falan. Ona da bir türlü gidemedim yanına öyle döndüm İstanbul'a dedim göremiyorum edemiyorum ya dedim Allah'ım ben sana sarıldım dedim. Bu dostlarını da seviyorum göremiyorum ama dedim ben işte tamamen bir kalben e, Allah'a adadım hayatımı dedim. Kıyafetimle de benzemeyeceğim. Allah benim eksiklerim çok ama dedim. E, sen dedim yani şimdi Allah bizim hata yapmamızdan bazen de şöyle memnun oluyor değil mi? Şimdi hiç hatasız olsaymışız tekrar yok ederdim tekrar yaratırdım insanoğlunu. Diyor ki hata yapmaya meyilli olsun hani onun özür dilemesi hani kulluğu evet. bu mağfiret dilemesi. Onun için hata yaptım da Allah'ım bak diyorum işte farkımız bu biz hata yaptık ama... Estağfurullah. insanlar günahlarından cehenneme gitmezler. E, tövbe etmediklerinden, tabi iman olacak, tövbe etmediklerinden sıkıntı yaşayabilirler. Tövbe eden adam zaten bir şekilde affettirir. Çünkü sol melek yazmıyor hemen. Sağ melek uyarıyor, az bekle diyor. O bir, belli bir süresi var. O arada kurtarabilirsin kendini. O arada hemen günahını en azından o ufak günahlar dediğimiz, günah küçük görmek büyük günahtır da günah küçük gördüğüm için demiyorum. Evet. Yani beklettiği günahlar var o beklettiriyor. O hemen bir estağfurullah diyor. Estağfurullah el azim ellezi la illa hüve yel ve etübile. temizledi bak diyor tövbe etti diyor. Kul hakları varsa kul haklarını Allahu Teala'nın kefil olabileceği bazı gece namaz 6 günün 5-6 günün namazları var. O, o, o gün diyorsun bu namazı kıl. Sen Allah senin kul haklarına kefil olacak. Yoksa çok kul hakkımız var. Trafikte önüne geçiyoruz birinin ister istemez kırabiliyoruz, bekletebiliyoruz bir yerde. ...onun için kul hakları da var. Yani ben böyle tabii... ...konu gelmişken bazı şeyleri de anlatıyorum yani size. Yani orada sonra da Cübbeli Ahmet Hoca ha, ile tanıştınız mı? Hocamı ben orada göremediydim. Ben şimdi İstanbul'a döndüm. Ben böyle işte şeye gidiyorum. Darülaceze'ye gidiyorum orada. Birileri bir maddi yardım yapıyorlar. Biz de orada işte bir şeyler alınıyor onlarla. Onları da orada amcalara, teyzelere... ...işte büyüklerimize, genelde büyüklerimiz... ...hepsine dağıtıyoruz orada. Orada da benim oraya geldiğim bu Yeni Şafak... E, ...duymuş Yeni Şafak yayın grubu. Birkaç kez beni e, görüşmek istediler işte program için. Ben dedim şimdi hani siz benim oradaki tedirginliğimi anlarsınız. Şimdi yayına çıkarsam dedim. Şimdi bir önceki durumda ekranda şovmenlik. Absürt bir reality show. Şimdi Allah Allah bu şimdi kimseyi de zan altında bırakmıyor ama diyorum bu, bu nereye götürür? Şimdi bana şahsen bir şey deseler ama İslam'a zarar gelir mi? Bu nasıl yapayım nasıl edeyim? Yok dedim ben şimdi şey yapayım. Ondan sonra belli bir zaman geçti tekrar bir talep geldi. İşte birkaç zaman biraz işlerim yoğundu. Sonra hasta oldum bir ara işte korona gibi bir şey olduk. Covid. Ondan sonra geçti. Tekrar istediler beni. Sonra ben istişare yapayım dedim. İslam'da istişare var. Bir sorayım dedim hocalarım. Ondan sonra ya çık dediler birkaç arkadaşım. Çık dedi ya. Ya çık emri bil maruf yaparsın dediler. Bu dediler bir nasiptir dediler. Belki orada bir kişiye sebep olsan. Yani herkes tepki de koysa bir kişiye sebep olsam bile dediler. Bu hayırdır. Ya dedim aslında bu dedim bir imkan bana dedim ya. Sonra öyle düşünürsek de neyse o günde tam üç ayların ilk günüydü çekim günü. Oruçtu işte Allah'a şükür elhamdülillah bir duamız ettik çıktık. O bir baktım yayınlandı. Bambaşka bir şey oldu bambaşka bir atmosfer oluştu. Ben dedim Allah'ım sen çok büyüksün. Çünkü onu Allahu Teala istemem. Onun hiçbir güç hiçbir şekilde öyle yapamazdı. Beni alıp oradan o konumdan bu tarafa hiçbir güç çekemezdi. Ancak Allahu Teala isterse olurdu bu o şekilde nasip oldu. Bugün de işte sizler davet ediyorsunuz geliyoruz. Ha bunun bile altında bazen e, yani öküz altta mı aranır diye. Yani çok basit ya işte para, full işte popülarite. Yani bunun kim ne para verecek bana bu işlere giriyorum diye. E, benim bu tövbe ettikten sonraki mal varlığıma baksınlar. Azalmış mı, çoğalmış mı bakarlar. Artma varsa o zaman desinler. Artma var desinler. E, yani onun dışında popülarite, neyin popülaritesi e, e, yani bu popülarite buradan bu oluşacak popülariteyi ben hayıra kullanmadıktan sonra... Benim... Bir de siz zaten popülerdiniz zaten. Ya neyse evet. işte, yani hani oralarına girmek de istemiyorum. Bazısı hakaret ediyor, küfür ediyor. Ya kardeşim, yani diyorum ki bilmiyor bunu, bilse bunu demez. Ben ona cevap vermiyorum. Yani bu kişi diyorum kul hakkıma giriyor benim. Bu şekilde söylüyor, işte bu yarın döner, bu ben dönmeyene kadar bu zan altında. Bu bu şekilde Peki, bırakır. asıl mahallenizden bir şey yani tamam sizi internetten oradan buradan izleyenlerin tepkisini geçtim yani tanıdıklarınızdan dostlarınızdan oyuncu arkadaşlardan çevrenizden onlardan bir anormallik var tabii bazı yerlerde var tabii yani işte diyor işte biz mesela diyor işte biz diyor çocuğumuza din eğitim vermiyoruz diyor senin bu kıyafetin sen seni de görünce soruyorlarmış diyor sen de anlatıyormuşsun onlara diyor e, sen diyor bunlara anlatma. Biz çocuklarımıza din eğitim vermiyoruz diyor. Biz bunu istemiyoruz anlatmanı diyor. Burada da bu kıyafetlerle gezmeni istemiyoruz diyor. Sen diyor bu cübbenin sarığını diyor al diyor dışarıda giy diyor buradan diyor. Sonra işte ben arıyorum hocalarımızı. Hocam böyle böyle bir şey diyorlar ben kıyafetimi sevdiğimden şey yapmak istiyorum ama burada diyorum fitne oluşuyor. Bu sonra işte bir toplantı yapılıyor. Neyse abi diyorlar orada fitne oluşmasın gene. Ya böyle İslam adamları çok başka ya Allah hepsinden razı olsun yani. O istediği şekilde geziyor ama orada mayolu bikinili geziyorlar içeride. İçkiler içiliyor. Biz oturamıyoruz hiçbir yerde. İçeride oturamıyorum ben o sitenin içinde. Evet. Ama benim bu kıyafetim onlara razı veriyor. mesela şimdi konu yani ben gene bir şey demiyorum yani günahlar ama ben üzülüyorum yani. Siz bir sitede mi oturuyorsunuz? Ya orada mesela bu başka bir yerde. Bu İstanbul'da Anladım. olan bir yerde. Başka bir evet. yerdeki dünyalık evimden bahsediyorum. Anladım. Yani şimdi çok da şahsa indirgemeyelim olayı şimdi şahsiyetler belli olur. Ben kişiye hedef göstermek için söylemiyorum. Çünkü bu buradaki sitede de oldu geçen de. Hiç yakışmamış falan filan İşte yok hükümet değişirse sen de değişirsin. Nereye bağladı işi ya Allah'ım yarabbim benim siyasetim Allah'u Teala. Bunu bile söyleyenler var. söyleyenler işte yakışmamış etmemiş. Yani sonra peygamberim sünnetim hep öyle derler zaten. Sonra onu taciz ediyor beni o kadın bizim sitede burada. İki tane öbür kadın geliyor. Biri açık, biri kapalı. Onlar diyor biz sizin yanınızdayız. Boş verin bunları. Öyle de bayanlar var. Bak o gelen de biri açık, biri kapalı ama bu iş açıklığa kapallığa da bakmıyor. Şöyle evet. iman yönünde. Biraz değil insanlık, ama? medeniyet değil evet. İyi tabii. tabii. O geliyor biz sizin yanınızdayız. Diyor. Hem de açık olan bayan. Bayağı da açık bir bayan. Ben dedim senden Allah razı olsun. Sana da Allah'ım tane tam hidayet versin. Senin bu savunman dedim aslında İslam'ı müdafaa etmendir. Çünkü ben kulum yani. Ben yarın ceset olup gideceğim. Ama şimdi bana mesela siteden işte öyle çıktılar. Sonra ben hocalarımızı aradım. Hocalar fitne oluşması dedi. Sen cübbe sarığını al koltuğunun altına çık. Ben oradan siteden cübbe sarığımı alıyorum. Abi oradan içi kokuları geliyor. Bir şey, bikini bir şey. Bir Yani yaşam tarzına müdahale diyorlar he, ya, değil mi? Şimdi mesela şey Onlara ben karışmıyorum evet. ama onlar benim kıyafetim çocuk etkilenir diye. Hatta uyarı yapıyor biri bana. Neyse isim geçmediğim için konuşabilirim, değil mi? İsim verme. Bir de he, yani. biri de uyarıyor şimdi. Yönetici geliyor bana diyor ki. Ya işte böyle işte dini eğitim vermeyen kişi. Dedim ki geçen de beni arıyorlarmış çocuklara dönemedim dedim. Bir tane çocuk ateistmiş. Çocuklar da beni arıyorlarmış orada. Konuşsun da abimiz. Hani bu itikadı yazık hani bu çocuk. Biz kimse ateşe gitmesin istiyoruz. Yoksa biz kimsenin işine karıştığımız yok. Kıyamıyoruz. Dertleniyoruz dertleriyle. Ondan dolayı. İşte ben dedim ki yöneticiye. E dedim o çocuk da o ara taşınmış. Ben konuşamadım oraya gidemedim. Yöneticiye onu sordum. Dedim ki. Ben dedim orada da bir çocuk varmış ateist konuşmasa mıydım dedi. Siz karışmayın dedi ona dedi. Söylemeyin bir şey demeyin kimsenin dinine inancına karışmayın dedi. Oysa ki biz karışmak derken kızıp fırça atıp aksi bir şeyler söylemiyoruz. Yani oğlum hayat bu bu bu. Evet. İşte aşağıda bak bir şey yoksa da hani böyle basit mantık yapıyorum. Bir şey yoksa senin kaybedecek bir şeyin yok ama varsa sıkıntı büyük. Tek bir şey daha söyleyeyim. Çok konuştum kusura bakmayın. Çünkü konu bitmedi. bir de inançlı kesimi varmış. Biz de Müslümanız elhamdülillah dedi yönetici. E dedim siz, ama dedi buradaki inançlılarda da şöyle bir, inançlı ailelerde de şöyle bir sıkıntı olmuş dedi. Buyurun dedim. Onların da çocukları sormuşlar. Bu nedir demişler. Hani bu sarık. Ya bu demişler bu ileri boyutta yaşıyor İslam'ı demişler. Hı. o zaman siz demiş sıradan dandik yaşıyorsunuz gibi bir laf etmiş. hani siz, siz o zaman dandikten Müslümanız tabiri caizse o tarz bir laf etmiş. Yani şimdi yanlış olmasın kelime. E. Hani sizin Müslümanlığınız ne yani falan filan demişler. E. Bu, bu sefer onlar da ondan sıkıntı yaşıyorlarmış. Sen en iyisi böyle giyinme. Yani o da ona, onlara destek veriyor. E şimdi bu kişi Müslümanım diyor. Şimdi Müslüman birisin bu kıyafeti istemiyorsun. Bak şu anda ülke neyle yönetiliyor? Cumhuriyet yönetiliyor. Meşrutiyetle yönetiliyor. Onunla yönetiyorum, Bununla yönetiyorum. Ama aşağı indiğin zaman şeriata göre hüküm kanunlar şeriata göre. Yargılama şeriata göre yapılacak. Ha benim inancım yok ona diyorsan eyvallah. O zaman sen başka bir kategoridesin. İnancın yoksa benim seninle konuşacak bir şeyim kalmıyor zaten. Ama ben Müslüman'ın dediği için söylüyorum. Sen Müslümansan burada bu ağzı yapıyorsun da bana. Aşağı indiğin zaman şeriat ağzından konuşacaklar sana. Allah'ım ben bu kıyafeti giyiyorum diye bakalım. Sen çok farklı giyindin. Şu şekilde sana muamele edin mi diyecek. Yoksa sen benim en sevdiğim kula benzemek için o devirde bile bu lafları yemeye göze aldın deyip kollayacak mı bakalım. Bakalım aşağıda Anya Konya belli olacak. Biz ölmeden anlatmaya çalışıyoruz. Yani evet. ben ölürüm giderim. Şimdi Müslümanların Orası bir özelliği de tabii kınayanın kınamasından korkmamaları gerekiyor. Yok kınayanın evet. kınamasından korktuğum için söylemiyorum. Başına gelenleri anlat dediniz ya bir iki tane anlattım. Bence önemliydi evet. şundan dolayı çünkü hep karşı tırnak içinde karşı dediğimiz mahalle işte yaşam tarzımız tehdit altında istediğimiz gibi giyinemiyoruz, istediğimiz Bana gibi yaşayamıyoruz de. diyorlar. Tam tersine sizin aslında bu yaşadıklarınız bir Müslüman istediği gibi kıyafetle gezdiği zaman tahammül edilemiyor. Aynen. Ben e, mesela bana çok ağır küfürler edenleri bile mesela dava açmadım internetten. Hiçbir cevap da vermedim. Oysa ki açsam tazminat da alabilirim. Şimdi oradan bile bir şey çıkardım. Ben ona dua ettim. Allah hidayet versin. Eyvallah. Bu kadar kul hakkına. Dedim ya size. Mesela şimdi siz bana hakaret ettiğinizde sevaplardan verilecek ya öbür tarafta evet. mesela hak kul hakkı. Tazminat orada arayayım diyorsun. Ben dedim ya size yani evet. Peşin olsa şu anda bu dünyada versen birine konuştun hemen peşin evini kaybetsen bir şey konuştun peşin arabanı kaybetsen orada sevapları vereceğim o zaman daha çok arayacağım diye geri kazanma şansın da yok orada. Yok orada. Daha. Şimdi arabanı evini alsalar direkt senden bir daha konuşur musun bir hakkında evet. konuşmaz. Ama burada geri kazanma şansın da var. Evet. Orada o da yok. Yok. Onun için herkes. Ee, bir nefes alalım. Tabii. Ee, sevgili izleyenler kısa bir ara tekrar buradayız. Evet sevgili izleyenler Kırmızı Masa tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam misafirimiz bir dönem oyunculuk, manken ve modellik, şovmenlik yapan bir isim aslında. Meriç Erkan, son ismiyle Mahmut Erkan aslında. Şimdi bu dönüşümü epey bir konuşmaya çalıştık. Kendisinin hatıralarını dinlemeye çalıştık. Bu hem dönüşüm hikayesini hem onun öncesinde oyunculuk yıllarını biraz konuşmaya çalıştık. E, tabii ben soracağım kendisine. E, Meriç Erkan... İken mi daha huzurlu ve mutluydu? Mahmut Erkan olduktan sonra mı daha mutlu ve huzurlu? Suratıma bakarlarsa onu anlarlar zaten. Yüzüme bakarlarsa. Veya beni e, birazcık işte hayatımı e, görme şansı olanlar, beni canlı olarak tanıyanlar bunu görüyorlar zaten. E, birazcık şu e, konuşmalarından bile e, hissedebilirler bunu. Yani karşılaştırılamaz bir şey. Yani karşılaştırılamaz bir şey. Şöyle söyleyeyim. Şimdi... Bir insan kaç sene yaşıyor bu devirde? 70, 80, 90 sene diyelim yani. yaşıyor. <laughs> Peki ahirette ne kadar yaşayacak? <laughs> <Biz> i̇nanıyoruz çünkü <laughs> iman ediyoruz. Ahirette sonsuz. Sonsuzun içinde 80, 90 sene ne kadar yer tutar? Okyanustaki damla yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. Okyanusun içindeki damla <laughs> yapmaz. 80, 90 sene sonsuzluğun içinde. Yapmaz. Evet. 150 katrilyon sene desek öbür dünyaya kafir oluruz. 150 katrilyon senenin içinde 90 sene arasam bulamazsın okyanusta da damla ama sonsuz Hı -hı. onun yanında epsilon diyoruz matematikte ihmal edilebilir yani o yok yani yok hatta sonsuza gittiği için yok yani evet. sıfır Hı -hı. 90 bölü sonsuz sıfırdır yani Bitti. o zaman ne yapıyoruz biz bu tarafa bu taraf kadar önem veriyoruz ahirete ahiret kadar önem veriyoruz bu şekilde olacak bu tarafın ama çok kritik bir önemi var ahiretteki geleceğimizi buradaki performansımız belirliyor. Burada yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdan orayı hak etmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir yan var. Sadece yaptıklarımıza hediye vermiyor Rabbim. Yapmadıklarımıza da. Bunu yapma sana sevap vereceğim. Bunu yapma, bunu içme. Yani buna yanaşma vereceğim. O ne kadar güzel. Bu dünyada şuna yanaşma diye bize hediye veren yok gördüğüm kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. Ama o şunu yapmasan da sana hediye veriyor. Vermek için bahaneler arıyor. Ama biz kuralları değiştirmeye kalkmayalım. Ha, şu kadarcık şunu yapsak, şu kadar iddia oynasam <laughs> haram yazmaz mısın? Ha bu kadar yanasam gü günah olmasa veya şu kadarcık içsem alkolü günah olmasa gibi kuralı değiştirmeye, İslam'ı oynatmaya yani e, yeni din oluşturmaya gitmemek gerekiyor. Bunlar çok kritik şeyler. Bunları ısrarla arada söylüyorum ki dindeki kuralları değiştirmek yerine ben günahkarım, günahımı kabul ediyorum diyor deyip tövbeye geçmeye çalışsınlar. Yoksa kuralı değiştirmek tamamen yoldan çıkmalarına sebep olur. <laughs> tövbe ettiniz zaman evet, mi? Tabii ki <laughs> tövbe. Nasuh tövbesi yaptım. <laughs> ben aynı işte okyanus damla bir değil. Bu dünyada daha önceki hayatım okyanusun içindeki damla değildi. Hiçbir değeri yok. Zaten damla bir varlıktır. O negatife götüren bir şeydi beni. Orada eksideydim. Burada artının miktarını Rabbim belirlesin. Aşağı beni çekmesin tekrar. Yani e, şunu diyorum. mu özlemiyor musunuz o yıllar? Hiçbir şekilde özlemiyorum. Yani hiçbir özlemim yok. <laughs> Hatta oralardan çıkarttığım tek avantaj, tek pozitif şeyi söyleyeyim. Rabbim sen bana oradaki o tanınmışlığı vermeseydin bu tövben bu kadar konuşulmayabilirdi. Oradaki şerden bile bir hayır çıkarttın. <laughs> sen istedikten sonra her şeyi yapıyorsun. Yani orada tanınmasaydık bu tövbemin benim gibi kaç tane tövbeden mübarek var burada. Ben mübareğim diye demiyorum. Ben ne mübarek insanlar evet. gördüm tövbe etmişler sonradan ama tam gaz gitmişler. Tanışıyoruz, dualarına talip oluyoruz. Ama onlar bu kadar ekrana yansımadı. E işte sen ekrana mı yansın? E ben ekrana yansımayı kendim istemedim ki. Evet. Bu Allah'ın nasibiyle oldu. Ha sen gitmesen nasip olmaz. Ama beni çağırdılar. İşte ısrarla istendik. E şimdi e, kıramıyorsunuz. da. E şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bu kadar İslam'a sahip çıkmışsınız. Demin Cübbeli Ahmet Hocam'ı konuştuk. O kadar komplolar yapıldı. İçerileri de nasıl sahip çıktınız yayın olarak? Allah sizden razı olsun. Bunları biliyoruz biz. Siz sahip çıktınız benim hocama. Allah razı Benim hocam diye değil. İslam'a sahip çıktınız. Allah hepinizden e, razı olsun. Çünkü Cübbeli Ahmet'in şahsından ziyade İslam'a bir saldırı e, Bitti. var. Bitti. Evet. Aynen öyle. Siz sahip çıktınız. Demin de mesela konu açıldığında cübbe sarıklı olmadığınız halde ne kadar sahip çıktığınızı görüyorum. Allah sizden razı olsun. Cümlemiz. İlla bu şekilde olmanız gerekmiyor cennete gitmek için. Siz o şekilde de cennete gidebilirsiniz. Biz işimizi kolaylaştırıp daha bir e, kolayca kazanmaya çalışıyoruz. Dereceleri arttırmaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzersek o kadar avantajlı olduğumuzu hissettiğimiz için bunu kalben yapıyoruz. Allah hepinize de nasip etsin. Yoksa Abi. kimsenin şekline, şemaline bakarak biz hüküm veremeyiz. veremeyiz. Hüküm Allahu Teala ayettir. Mesela şeyi merak ediyorum. Oyuncu arkadaşlarınızdan hiç görüştüğünüz oldu mu? Ya Meriç Erkan ne yaptın ya? hayırdır falan diyen oldu mu böyle? Oyuncu arkadaş yani geçmişte çalıştığınız arkadaşlarınız. Şimdi yani sanat dünyasından diyeyim en azından yine isim vermeniz gerekmiyor. Yani çok öyle bir tepki gelmedi. Benim açıkçası o dönemde itikatlı olduğumu biliyorlardı. Yani ben e, yani ateistlikten falan dönme değilim. Evet. Ben günahkardım öyle söyleyeyim. Ben büyük günahkardım. Yalan yok. Aşırı günahlarım var. Ee, şimdi de bizim ortamda olanlara falan çok yadırgadığım evet. için değil. Şimdi kendi bir işin için dedim. Ya sen dün neydin de bugün konuşuyorsun falan demesinler. Ama ben dün tövbekar dedim. Bugün tövbekarım. Şimdi e, siz o şekilde bakabilirsiniz belki ama Allah'ın katında ben ne durumdayım ona bakıyorum. Ha, size de şöyle derim. Siz bu hayatı yaşıyorsunuz. Bak ben bu hayata geçtim. Huzur bu tarafta. ...uyarıyorum yani güzellik burada... ...sizi yermek için değil... ...kurtulmanız için, vesile olmak için konuşuyorum... ...yoksa ben kimsenin hayatına burnumu sokamam... ...Rabbim bile... ...en büyük kafire bile son nefesine kadar... ...merhamet ediyor... ...veriyor rızkını... ...ömrünü veriyor... ...rahatlık, bolluk, bereket veriyor ama... ...son nefesi verdikten sonra... ...artık o rahmeti biter... ...son nefese kadar kullanabilirse... E ...hakkını kullanır... ...o bile merhamet ettikten sonra... ...benim ne haddime... ...kimseyi eleştirmek... ...ama ben... ...şöyle yapıyorum kurtulmaları için benim itikadım doğrultusunda Allahu Teala'nın benim sen uyar illa da hoca olman gerekmiyor. Bir İslam adamı olman yani yani ne bileyim bu İslam'ın İslam'ın ileri gelen bir adam olmana gerekmiyor. Yani bunu senden yapmanı istiyorum kul olarak. Çıkıp da dağın başında İslam'ı yaşayıp bütün İslam'a yapılan saldırılara duyarsız kalıp orada yaşayıp belki de cehenneme gitme ihtimalin olacak namazın yazın içinde. Ama sen gideceksin bunu benim dinimi tebliğ edeceksin diyor. Ne kadar biliyorsan bildiğini aktar, bildiğin sende kalması bir fayda göstermez. O bildiğini paylaşırsan güzelleşir. Peki gençlere, şimdi tabii ki bir Z kuşağı geliyor, yeni nesil var. İnternet elinin altında, telefon, tel, tablet, televizyon, e, inanılmaz bir e, iletişim içindeler. İnanılmaz bir sosyal medya, hem, hem iyi yanları var hem kötü tarafı var. Yani tehlikeli bir ortam aslında. Evet. E, gençlere o yani oyunculuk mankenlik o hayatı tavsiye ediyor musunuz ya da tavsiye şekilde tak, Hiçbir şekilde o hayatı önermiyorum. O hayattan kazanacakları paranın da bir bereketi olmaz. Para kazanacaklarının da bir garantisi yok. O kadar bir popülarite yakalayacaklar mı bilemiyorum. Aşağıda senin Instagram'da, TikTok'ta veya Facebook'taki takipçi sayına göre sana sevap verilmeyecek. Aşağıda buradaki popülaritene göre muamele görmeyeceksin. Burada bütün dünya seni sahada alkışlamış olabilir. Bir pop yıldızısın. Ee, yani kabre girince Münker Nekir e, şu kadar zaman, takipçisi var demez takipçisi mi? Takipçisi demeyecek. Aşağı indiğin <laughs> zaman sana tamamen şeriat kurallarına göre muamele edilecek. Allahu Teala diyecek ki sen 7,5 milyar insanı memnun etmişsin oynadığın futbolla. Ama ben senden razı değilim. Bana ne yaptın kulluk olarak? Ben sana kulum dedim ama sen ben seni kulum olarak yarattım ama ben şu an sana kulum diyemiyorum derse büyük tehlike var. Biz biz kuluyuz diyoruz da Rabbime. Evet. Bakalım o bize diyecek mi? Siz benim kulumsunuz. Layık olabildik ha, mi? Olabildik mi layık? Evet. Şimdi sen ne yaparsan yap. Ben şimdi bir önceki programdaki danslarla falan popüler olmamla şimdi diyelim bu ayrı bir tanınmışlık getirdi diyelim. Evet. İkisi aynı şey mi? Biri hak yolda ilerleyen bir adamın İslami kesim tarafından özellikle itikadı olan kesim tarafından teveccüh gösterip memnun olmasıdır ki ben de diyorum ki benim bu vesileyle kime hayırlarına vesile olduysam bu programlar aracılığıyla bundan mutluluk duyan kardeşlerimin hepsine de buradan oluşacak sevaba da ortak etsin diyorum çünkü onlar iyi niyetle davranıyorlar kötü niyetli olup hakaret eden küfür edenlere de ben gene Allah hidayet versin onları bu kötü hal üzere tutmasın son nefesine kadar düzeltip öyle ölmeleri için dua ediyorum. Çünkü çok kısa bir süre sonra hiçbirimiz ortada kalmayacak. Evet. Bu nesil bu herkes alta girecek bambaşka bir nesil yaşayacak. Evet. olacak. Şeyi merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığı bir e, kitap yayımladı. Üç cilt diye biliyorum. E, burada 1930'lardan 80'lere kadar sinemadaki sansürleri anlatıyordu. Yani mesela bir e, sahnede bir özellikle 40'lı yıllarda mesela bir babanın çocuğunun kulağına e Arapça ezan okumasını bile sansürlemişler. Yani Arapça yasak diye, ezan yasak o zaman biliyorsunuz. Daha sonra mesela e birçok filmde yine ezan, işte Kur'an okuma sahnesi, mevlüt okuma, tekbir getirme sahnesi, işte belli bir şey ve hoca karakterleri, hacı karakterleri hep sahtekar gösterildi mesela evet. filmlerde. E Siz oyunculuk yıllarınızda bu tarz bir şeyi hissettiniz mi? Yok şimdi şöyle e, şimdi mesela bize de bazen yorum geliyor işte saatteker paranın peşinde işte e, bunlar filmlerden böyle, bahsediyor. Işte, tamam işte ama <laughs> filmlerden bahsediyorsunuz da işte oradan etkileşim altında kalıp bize de hemen o yakıştırma yapanlar var hemen ay döndü bu e, şimdi birisi tövbe edip dönecek dönecek olsa şimdi bu yorumu okusa ya kardeşim bu adam döndü sen adamın kalbini yarıp bakmadın ki samimi mi değil mi hemen pat diye. Bu ya, para için döndü. Şu yani sizin tekere. bu kıyafetiniz ya. ve dönüşümünüzü evet. farklı evet. yorumlu, yani ma ma maddiyat için yaptı yani diyor. Onun için maddiyat veya bu sahtekar işte şöyle yapacak. Ya şimdi sen nereden biliyorsun bu kişi? Şimdi sen bu dediğinde haklı olsan bir şey kazanmayacaksın. Ama haklı değilsen bu kişiye büyük zan altında kalıyorsun. Bu şekilde söylüyorsun. Bunun karşılığı kolay şeyler değil. İtikadın varsa, itikadın yoksa tamam ben artık zaten gemileri yakmış o kişi de Allah hidayet versin diye dua edelim. Ama şimdi siz tabii... Ee, hocalar böyle şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi filmlerde hep hoca karakterlerini bir mesela e, yağmur yağıyor. Bir Kemal Sunal filmi. İşte dizlerinde ağrı oluyor değil mi? ...romantizma evet. Oradan yağmur orada hocayı görüyorsunuz değil mi? Hoca tipleri evet. hep böyle sanki oraya gidiyor. İşte bir şey olmayacak, etmeyecek yağmur duvasından. Alay edilircesine bir durum var aslında değil mi orada? Evet. Yağmur duvası var ama yağdı işte geçenlerde birileri de dalga geçiyordu i̇şte yağar mı bu Antalya'ya pat diye şakır şakır yağdı ama Antalya'nın hiç yağmamış yıllarca. Belki de hiç yağmamıştır bilmiyorum ama Allahu Teala yağdırdı. Şimdi hocalar için bu şekilde konuşuluyor ediliyor. Ama e, bu şekilde herkesi bu şekilde düşünürseniz iki tane kişi İslam'ın içinde cemaatte iki tane çürük elma var diyelim. Şimdi sizin evinizde bir kasa portakal var diyelim. Bu portakalların iki tanesi çürüdü diye bütün kasayı çöpe döküyor musunuz? Yoksa o iki tane çürüğü ayıklayıp dışarı mı atarsınız? Bütün portakallar sağlam, İki tanesi çürük. Çürüğü ayıkla. Sen çürüğü düşünüp de bu port bu kasanın hepsi çürüktür diyemezsin. Kişiler kişiler üzerinden İslam'ı karalayamazsın. Birinin kötülüğü kendi kötülüğüdür. İslam'ın kurallarını zedeleyemez o kişinin kötülüğü. Yusuf İslam mıydı dediği gibi ben iyi ki demiş Müslümanları tanımadan İslam'ı okumuşum. Tanımaya kalksam çünkü bazıları öyle bir örnek olması gerekirken öyle bir yaşam tarzı sergiliyor ki adamı Müslümanlıktan soğutabilir. Böylelerine de çok büyük azap var. Biri ibadetini yapıyor. Beş vakit işte namazını, orucunu, her şeyini yapıyor efendim. Ama ailesine zulmediyor. Çocuğuna, ona hakaret ediyor. Kul hakkına giriyor. Ona saldırıyor. Buna saldırıyor. Zulmediyor. Öteki de hiç ibadet ediyor. Kalbim temiz, iyiyim. ne o beş para eder? Kusura bakmasın. Ne de öbürü. İslam'ı da yaşayacaksın, insanda olacaksın. Yani ben namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum falan. Hükmü ben vermiyorum. Allahu Teala'nın anlatımları da, hikayeleri, Kur'an-ı Kerim, hadisler bakıyoruz. İşte öyle benim kalbim temiz, çok iyi niyetliyim, hayvanlara bakıyorum. Bundan kurtaramazsın kardeşim kolay kolay. Bak kolay kolay değil yani. Hele imanın yoksa gittin yani. İman yoksa yok çünkü. Bizim dinimizde iman yoksa gittin. Evet. Ha Ben namazımı kılıyorum, ediyorum. Her türlü zulüm var, sahtekarlık var, dolandırıcılık var. Sen de beş para etmezsin. Hiç kusura bakma. Hem insani hem İslamidir sınav. İkisinde de iyi olacaksın. Öyle ne seni anneannenin hoca olması, dedenin evliya olması kurtarabilir. Ne iyi niyetin, kalbin e, kurtarabilir. Sen hem... Allah'a kulluk edeceksin. Hem de kalbin de güzel olacak zaten. Sen söylemeyeceksin. Onu da hareketinle göster. Zaten gören görür onu. Hiç kimse görmese sen iyiliği yap. Okyanus at. Halik bilmese, balık bilmese Peki, Halik bilir. Allahu Teala bilir. Konuşurken mesela e, İslami terminoloji kullanıyorsunuz. İslam'la evet. ilgili görüşlerinizi belirtiyorsunuz. Peygamberimizin hayatından örnekler veriyorsunuz. Evet. E, yani karşımıza sanki yılların oyuncusu değil de yılların bir hocası varmış gibi dinliyoruz izleyici de öyle. Ama bunlarda da yanlış bir şey pek yok yani öyle söyleyeyim. Mesela yanlış bir abi, şey olursa zaten reddiye gelir hocam. Ehli sünnet evet. üzere konuşuyorsunuz evet, 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 genel hocam. itibariyle baktığımız evet. zaman. Ee, böyle baktığı zaman bunun için bir kendiniz bir efor sarf ediyor musunuz yoksa sadece cemaatin sohbetlerinden edindiğiniz bilgiler mi? Nereden İslami bilgi nereden geliyor? Nereden öğreniyorsunuz? <laughs> Şimdi bakın siz ben büyük bir günahkarım, günahkardım, tövbe ettim, Allah'ım tertemiz etti inşallah ama gene günahlar işlemeye devam ederiz ama o gene rahmetiyle muamele eder. Bize adaletildiği de rahmetiyle muamele etsin. Şimdi biz perdeyi kaldırmaya çalışıyoruz, Allah'ıma ben ulaşmaya çalışıyorum, geç döndüm ama çok sarılmaya çalışıyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum Rabbim. Çünkü amacımız bu olmalı. Rabbim sana ölmeden ulaşmayı. Hani diyorlar ölmeden cennet bahçesini görmeye çalış. Görmeye çalış. Belki çok önemli bir hocasındır. Çok iyi anlatıyorsundur, ediyorsundur ama perdeyi aralayamamış olabilirsin. Onun için o başka bir şey. Ben hocalarımızın hepsine çok saygı diyorum. Çok büyük emek veriyorlar. Emri bil maruf yapıyorlar. ilim yapıyorlar. Anlatmaya çalışıyorlar. Medreselerde büyük çaba sarf ediyorlar. Ama işte başka şeyler de var. Siz diyorsunuz ki mesela hocalık. İşte ben Eğitimim yok ama e, bazen de konuşturana bak diyeceksin. Ama bir hocayla konuşuyorum. Diyor ki bana sen diyor bir iki rekat namaz kıl sohbete çıkarken diyor. Bak şimdi hoca bana öğretiyor. Şimdi bak o hoca ben bir şey değilim. İki rekat bir namaz kıl diyor kalbinden. Ondan sonra da 21 kere diyor. Fatiha yok önce özü besmele sonra bismillah. Sen diyor bırak diyor artık konuşursun konuştururlar diyor. Yani şimdi taktiği alıyorum. Bak ben hoca değilim ama. Hocaların bildiği en güzel ilimleri alıyorum, huşuyla uygulamaya çalışıyorum. Uyguladığın evet. zaman belki o anda normal birinin anlattığından daha da etkili olabilir. Burada e, söyleyene değil de söyletene bakın diyelim. Hocalarımız çok değerli anlatıyor. Mesela Cübbeli Ahmet hocam anlatınca neden e, bir ayrı bir dinliyoruz mesela, değil mi? Bir şey var, değil mi? Bir tat alıyorsun, değil mi? İşte oradaki lezzeti neden alıyorsun? Orada bir farklılık var. Bazı hocaları mesela daha farklı dinliyorsun öteki bakayım, şimdi kategorize etmiyorum. İyi hoca kötü hoca demiyorum. Hepsi hak yolunu duyuran, iyi, ehli sünnet anlatan bütün hocalar bizim başımızın tacıdır. Bu konuda Allah onları cennet alanın en üst makamlarına yollasın. Ama şu var bazısı da böyle tam böyle dinlettiriyor, sevdiriyor. Sizi anlıyorum. Bu işte huşuyla alakalı. Mesela namazı kılarsın ama mesela dört şey var değil mi? Önce taharet, abdest, namaz, huşu. Orada huşuyu yakalıyor Ama en başta mesela taharet olmasa, bozuk olsa hepsi gitti. Ne abdest kaldı, ne namaz. En başta kilit o. Ama şimdi huşu çok önemli. Mesela takva. Takvaya göre yer bulacağız. Yani adam çok ilimli olmayabilir ama takva önemli. Bir de hiç kimse annesinin karnında e, hoca doğmadı. Onlar da öğreniyorlar. Hani ne diyor? Mesela bildiğimin alimiyim, bilmediğimin talibiyim. Şimdi ben bildiğimi, öğrendiğimi anlatmam için hoca mı olmam gerekiyor mesela Muharrem Bey? Ya bana bazıları is diyor ya İslam'da ruhban sınıfı yok. Yok. Yani evet. hoca diye bir şey olmam gerekmiyor. Ben evet. şimdi hocamdan öğrendiysem bir şeyi anlatabilir miyim? Anlatırım. Değil mi? Yani gelip anlatabilir, aktar diyor çünkü. Mesela bir psikiyatrist bana psikiyatrist bana dedi ki şunu 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 uygula çocuğuna. Ben de onu gittim bir arkadaşa anlattım. Bak çocuğuna böyle böyle davranırsan iyi olur gelişmesinin açısından dedim. Ben psikiyatr mı olmam gerekir, psikiyatrist mi olmam gerekir onu anlatmak için. Öğrenmişim, aktarmışım. Şimdi de bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum, içine de tat katmaya çalışıyorum. Namazımı kılıyorum, buraya gelip... E, Allah'ım diyorum. Buradan insanlar faydalansın diye dua ediyorum? Ya ben mesela... Maksadım e, o. Dinleten, yani, ya dinletiyorlarsa benden sebep değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya şu çok Rabbim önemli. Ben şunu önemli istiyorum. Bu ülkede e, bu kıyafet için çok bedel ödendi. Yani sarık için evet evet öden, için. ödendi yani sokağa çıkmak e, bırakın yani tek partili CHP'li yılları 30'ları 40'ları 28 Şubat 20-25 sene önce bile suç yani e, yarın konjöktür değilsin o kanunlar değişmiş değil yani e, güçlü olsunlar yine belki diyecekler ki toplayalım bunları şimdi dedi zaten orada onu diyor bu hükümet evet. değişsin bak şimdi şey dedi başı değişirse diyor ki bunu hemen çıkarırsın ama dedi şey bana öyle dedi mesela komşu komşu diyor bunu ben de şimdi komşularıma büyük saygı duyuyorum. Hani Peygamber Efendimiz de demişler yani, ya, yani neredeyse komşuyu komşuya mirasçı He. tayin edecekti e, Rabbim diye düşündüm demiş ya Peygamber Efendimiz. Ben de komşularıma çok önem veriyorum. Çünkü ben pasta yiyorum burada, namazlar, oruçlar, teheccüdler, işte e, zikirler. E onlar şimdi öyle olunca da ben dertlenmek zorundayım ama o bana başka türlü muamele ediyor. Ben ona üzülüyorum. O bana, yani o değişirsen değişe Değişmezsem ne olacak o zaman? O zaman sen bana ona, öyle uygulama mı yapacaksın? Bilmiyorum orasını. Ama ben şunu söyleyeyim öyle düşünenlere. Bak ben kefen başımda geziyorum. Ben 7,5 milyar insan da beni dışlasa ki öyle bir şey yok yani elhamdülillah Müslüman kardeşlerim var. Ben Allah'ın rızasına talibim. Ben yarın bir gün ölürüm bu kayıtlarda burada kalsın. Ben Allahu Teala'nın rızasından başka hiçbir şeyi talep etmiyorum. Sizlerin de razı gelmesi, mutlu olması beni mutlu eder ama. Yani sizler de bana Kardeşim sen bu yola girmişsin. Biz de yanındayız derseniz bu beni mutlu eder. Onun için ben de size duacı olurum. Ben benim bu yola girmemden mutluluk duyan herkese dua ediyorum. Olumlu yönde. Beğenmeyenlere de hidayet yolunda dua ediyorum. Ben gene herkese dua ediyorum. Çünkü hepsini Allah yarattı. Ben de burada bunları konuşuyorum. Bu kırmızı masada burada şahit olsun. Bunları da böyle sevelim. Çünkü böyle her şeyi sevelim. Bu kağıt bizim mesajı yazmamıza sağlıyor. Mesajı buna yazmamıza sağlıyor. Bu bizim bu kalem bunun üzerine mürekkebi götürerek bunu yazmamızı sağlıyor. Bunların hepsi bizim işimizi görüyor. Bunları sevelim. Bunları sevelim. Bunları sevelim. Bunları sevelim. Arabanın direksiyonunu sevelim. Koltuğunu sevelim. Belki kaza yaparsanız, takla atarsınız. Araba şekli şemali bozulur. Sırf yaşayacağınız kadar bir boşluk kalır. Orada canınızı almayabilir Allah. Benim yarattığımın hepsine saygı duyuyor diye sırf gülü sevmeyelim dikeni de sevelim. Yandaki otu da sevelim, yaprakları da sevelim. Onlar yetim kalmasınlar. Hepsini Allah yarattı. Gül güzel kokuyordu ya onu sevmeyelim. Öbürünün kokusu belki öbür tarafta daha başka. Yani bir şu anlamda. anda sizin yaşadığınız bir anlamda tasavvufi bir Tabii, tabi değişik bir şey. Yani bunu yaşamak, bunu algıladığınız an, her an Allah'la yaşamayı başardığınız an, eve çıktığınız an şu yürürken boş vakit geçmesin ya. Şuradan aşağı şey gidelim. Subhanallah diyeyim. Şuradan Allahu Ekber diyeyim. Şuradan Elhamdülillah diyeyim. Şurada bir ağaç dikim cennete ya. Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvveti illa billahil Ali azim... Devamlı dolduralım. Bak şu anda bile programın içinde bu sevaba. Bak siz buna vesile olduğunuz bu sevaptan herkes paylansın. Şunu bile öbür dünyada paylaşamazsınız bereketini bence. Şu diktiğimiz ağacın gölgesinde bir yaprağında 70 bin tane ümmetten insan gölgelenir. Bir atlı gölgesinde at kovalasa 500 sene at kovalar. Bakın bunlar hocalar anlatıyor. Ya ne kadar abartıyor. Ya sana ne yap sen? Abartsan ne olacak? Abartmıyorsan ne olacak? Onu abartıyor, bunu abartıyor. O zaman hiçbir şey yapmayalım. Ehli sünnet sünnet. Yani dolayısıyla şu ee, bu arada Kur'an hafızlığına başladım dediniz. İnşallah onu ben Hafızlık niyet ettim. Nasıl gidiyor? İşte Bak. başladım, hızlandırıyorum. Şimdi nereden başım? Yani, onun taktiği var dediler. Başladı, ezberleyebildiniz mi i̇şte, Ya işte ufak ufak başladım işte. Yani şu anda çok ezberledim desem yalan ya olur şey olur. Mi, cemaate şey... mi gidiyorsunuz? Yani? Cemaate de şimdi işte hocalarımızla konuştum. Yani onlar bana şimdi destek olacaklar ben bu ara biraz oğlanın da sınavları vardı bazı dünyalık işlerim vardı Allah'ım ben devamlı irtibat halindeyim siz de hepiniz öylesiniz zaten yani hep böyle konuşacaksın Allah'ım ben şunu hallediyorum yanlış anlama bak dünyalık bir şey çocuğun sınavları var yardım ediyorum hanımım yok şuyum. ben hep özür diliyorum estağfurullah çekiyorum üniversitesi, üniversitesi. liseye geçecek orta sonda sınavları Her var tek oğlan ellerinizden öper bağışlasın. 14 yaşında. İmam Hatip Orta sonda LGS'ye e mi göndermiştiniz? İmam Hatip Ortaokula yollamıştım evet. E, şimdi liseye geçiyor abisi. Ha Ahmet Hocam normalde İmam Hatip'leri sevmez. Değil ya şöyle mi? ben e, İmam Hatip'e yolladım. E, en azından Kur'an-ı Kerim bir şey dedi Arapça Şeylimiz niye göndermedi? Gönderdiniz falan bir şeydi Yok onu öyle bir konu olmadı. Ha, onu da yarım kalmıştı. Ben <laughs> o e, dediğim tanışma fırsatı <laughs> olmuyordu ama bu yayından sonra, Yeni Şafak'tan sonra hocam evine de evine de misafir olduk. E, efendim İhsan Şen Hoca Hoca efendi beni sohbetin Peki, içinde. O, o evine gitti gitmeden önce o ara ara sizin gidip sohbetlerinizi izlediğinizi biliyor muymuş o? Ya tabii hanımı söylemiş zaten yengemi söylemiş ona. Demiş senin dinlediği belli demiş konuşmalarından. Senden esintiler var diye. Çünkü zaten biz Alıyoruz aktarıyoruz yani. Sonuçta biz kendimize göre bir yorum yapamayız. Burada benim anlattıklarım benim kendi şahsi görüşlerim değil. Ehli sünnetin anlattıklarıdır. Ha bir hatam olursa eksiğim olursa da zaten hocalarımız reddiye yapar. Bu şekilde İhsan Şen Ocak Hoca Koca Efendi de sohbetinde beni o e, tövbe eden ashab-ı kiramda tövbe edenlere benzetmiş. Bakın kendisiyle sohbet etme fırsatım olmamıştı ama sohbetine girme fırsatını verdi Rabbim. E, bunlar büyük nimetler benim için. Şimdi Rabbim. tabi burada haksızlık olmasın hocaya. Şunu parantez açayım. Az önce espriyle karışık söyle dedim Evet. Ee, Ahmet Hoca asla İmam Hatipleri sevmem demiyor. Onu söyleyelim. Ee, doğrusu şu. Dediği şu. Diyor ki İmam Hatip'lerin müfredatında daha doğrusu müfredatın anlatımında ciddi sıkıntılar var. İmam Hatipler'de deizm, ateist olan hocalar bile ders veriyor. Aynen. Zaman zaman Bak ben aynen İslam dedim. İslam itikadına ters düşen görüşler serdediliyor. Bir şey... buna seyirci kalınmasın. İmam Hatipler tertemiz kalsın şeklinde bir çıkışı var. Ee, dolayısıyla bana ona... gülen şimdi... hoca var. Evet. İmam Hatip'te benim bu halime gülen hoca var. Yani şimdi bak görmesem bakın e, zan altında yani iş, isim ama bana Gülen Hoca var yani. Bunun Peygamber aman diyor peygamber. Yani böyle imam hatipte bu öğretmen ya yani. Ya evet şu yanlış. O, yani, yani hocamız haklı yani hocamızın söylediğinde doğru yani. Ee, şöyle haklı olduğu çok yön var yani onu söyleyeyim. Bir yani bir şöyle o yön. konuda hani öyle hocalar var dedi bir tanesine ben şahittim en azından. Şu ya burası buralar maalesef şimdi şöyle devlet okulu olduğu için çok. E, de, devlet mesela bazı okullarda özellikle kız örneğin kız imam hatip lisesi örnek veriyorum. Ya buranın müdiresi baş açık mini etekli, ateist bir kadın. Ya şimdi o çocuk şimdi oraya gelen çocuk oraya gönderdim veli o çocuğunun İslami ilimle kıyafetle yetişmesini istiyor. Şimdi başındaki müdire hanım ya bakıyor ki son derece tamam böyle giyinmiş işte ya bizim burası imam hatip demek ki böyle dolunabiliyormuş. Hani o kıyafetle rol model, müdürünün rol aldığı zaman normal görecek o çocuk. Yani hele bir de Ramazan'da oruç tutmadığını düşünün, e, oradaki erkek hocalarla ilişkisini düşünün, hal ve davranışlarını düşünün. E, dolayısıyla bütün bunların aslında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü mü, Milli Eğitim Bakanlığı mı ilgili birimlerin e, imam hatipleri atama yaparken, görevlendirme yaparken... E, çok dikkatli olması gerektiğine ben de katılıyorum. Anladım. Yani, Mesela ben o evet. deist ve ateist demiyorum bu öğretmen için ama benim bu kıyafetimle alakalı gülerek böyle yani bir, evet, şey yapar. Bir tavır yani böyle şey. Anlıyorsun rahatsızlık. Bir imam, imam, hocası, tipte hoca, yani imam hatipte hoca. Evet. Buna tavır yapıyor. Yani hani ben deist ateist orasını bilemem. Hüküm Allah'ın. Ama evet. e, yani bu hareketle yok birlikte seyli sünnete ya, bir şey yok yani. Emin olun, yani. Deist ateist bile olsa yani Hı. normal bir evet, ok evet. okulun hocası bile olsa okumuş bir insanın hiç kimsenin kıyafetinde böyle burun bükme benim hakkım olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir hakkı olamaz kimsenin. Öyle bir şey olmaz. Amerika Müslüman değil böyle şeylere evet. karışmıyor. Kimse evet. dinini bile sormuyorlar Biz orada. Bu şekilciliği aşamadık bütün. Tabii. Be, be, ben biraz da onu görüyorum. Yani hala e, bu şekilcilik var. Şimdi e, Meriç Erkan evli mi, ne yapıyor? Yani e, günü nasıl geçiyor? Ben evli değilim şu anda. Yalnızım yani o konuda. E, ama tabii nikahlı ölün deniliyor. Onun içinde Allah nasip ederse öyle bir nasibimiz olursa da o konuda da bir harekette bulunuruz. Allah ömür verir, eş verir inşallah. E tabii biz e, hazır yani şey yapacağız, isteyeceğiz. Ya yani bir çocuk var ama bu e, herhalde var, e, e, ayrıldınız. O, ayrıldık yani. ondan evet evet, evet ayrıldık. İşte işte tabii evlenirsem gene nasip olursa evlenirim. Ben işte gene çocuk olursa da olur. Sıkıntı yok yani e, Allah ömür verirse ben ölürüm. Allah rızka kefil. Sıkıntı yok ama bundan sonraki ben çocuklarım olursa tabii İmam Hatip tamam da yani ben onu medresede yetiştirmek isterim. Çünkü gerçek ilim odur. Gerçek ilim medreselerde verilen ilimdir. Bugün ben cemaatin içine girdikçe neden de bu kıyafete iyice ısındım söyleyeyim. Yani bu cemaatin içine girdikçe, sohbetlere gittikçe hiçbir kabalığın olmadığı, hiçbir saygısızlığın olmadığı, gerçekten karıncayı bile incitmenin çok hassas, karıncayı bile incitmekten hassas olan kişiler, incitmek istemeyen kişiler, hanımlarına değer veren kişiler, hanımlarının kocalarını, eşlerini efendim demeleri ama bu saygıdan yani o gördüğü değer karşısında birine sevgi verirsen karşılığını alırsın yani yansımasını. Ben İslam'da çok büyük güzellikler gördüm. Tabii ki birkaç tane böyle İslam'ı kullanan sahtekarlar olmuştur. Onları cımbızla çekeceksin. Yani ayırlayacaksın onları. Ama İslam'a zarar vermeyeceksin. İslam'a sahip evet. Gekeceksin. Kendin tam yaşayamıyorsan bile İslam'ı sevenleri, İslam'ı yaşayanları da destekleyeceksin. En azından hiçbir şey yapmadıysan da destekçisi oldum dersin. Tarafın belli olur. Yönün belli olsun. Tarafın belli olsun. Peki bir şeyle bir şeyle iştigaliniz var mı? Şu anda iştigalim yok. Şimdi bana diyorlar ya işte para için yapıyorsun, şunu için yapıyorsun, bunun için yapıyorsun. Yani ben de bazen şöyle oluyorum yani etkide mi kalıyorum ya ben şimdi bir şey yapsam diyorum bunun altından da bir şey çıkar mı ne bileyim bir yerde bir ne bileyim tatlı satsam mesela tatlı alıp satsam diyor mesela acaba hani oradan da bir şey çıkar mı bilmiyorum yani rızkı veren Allahu Teala yani şu anda bir şey yapmıyorum e Allah'ıma hamdolsun annemden babamdan babamdan özellikle baya bir şeyler kaldı sağ olsun babam Allah razı olsun Allah rahmetiyle muamele etsin. Ee, imkanımız şu anda sıkıntımız yok gibi ama tabi hazıra daha dayanmaz diye bir şey var ee, işte oturduğumuz evler falan işte Samsun'da burada şey böyle bir kiracılık durumumuz yok ee, yani işte imkanlarımız var şu anda ama e, hayat nereye gider bilmiyorum işte kardeşimden bir kız kardeşim var ondan işte böyle planlama yapıyoruz işte bir alım satım yapalım edelim madem sordunuz dünyalık iş yani helal olan bir şeyler yapalım Eyvallah. yani şurada onun derdinde değilim ya Şimdi buradan sonra bana ne verebilirsin? Yani ben şimdi bu şekilde girdim... Beni affedersin kadınların olduğu bir plaj mı mutlu eder? Çok özür dileyerek söylüyorum. Veya şu anda beni bir helikopterle yani beni beni İspanya'ya e, adalara bir gezmeye götürsen... dünya tur atsan çok mu mutlu olurum? Allah'ın nimetlerini görüyorum diye. Nimetlerine güzel bu duayı görüyorum diye belki mutlu olurum. Onun dışında nedir yani bu insanlara bir çok önemli bir yazlık mı kışlık mı? Evet. Yani zaten elhamdülillah olanlar var araba işte biniyoruz işte bir şeyler Allah'ın verdiği teknolojiden faydalanıyoruz. Yani Bunların peşinde değiliz. Yani ne var? Telefon kullanıyoruz işte. Neyse telefonumuzda da kullanıyoruz. E, ne var yani başka? E, biz de esprimizi gırgırımızı da yapıyoruz yani helal çerçevede. E, bunun dışında ben neyin peşinde olayım? Bundan sonra bana 100 milyon dolar versen ne yapabilirim? Söyle bir şey, bu dünyada e, ne yapabilirim? Olabilirim. Onu bana söylesin. Şöyle bir şey olabilir. Evet. Yani şimdi sonuçta siz bir oyuncusunuz. Evet. Yani bu tecrübeniz var. Bu oyunculuğu... E, Yeni döneminiz, yeni bu o, inancınız çerçevesinde değerlendirme de olabilir. Yani mesela bir e, o cemaatin yayın organları da var. Yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın evet. mesela medyası da var, oluşuyor. Evet. E, bir yani yeni diziler ama İslam'a hizmet etme noktasında. Ha, o filmler, başka. O başka. Şimdi ha, şimdi sizin dediğiniz bana şimdi desen ki sen biz Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hayatını çekeceğiz. Ha, sen da oynar mısın en azından? bir kamera açısı bilirsin, ışık bilirsin, de, deneyimim var yani, tecrübem var, oyunculuğum var. Bunu da oynar mısın dersin. Ha şimdi düşünürüm, şimdi bir işi yaparken, şimdi o işin bir kere fetvasına da bakacaksın. Bir işi yaparken ya dünyaya ya ahirete faydası olması gerekiyor. E şimdi bir evliyanın hayatını anlatmak faydalı bir şeydir değil mi onu ehli sünnete? O evet. örnek olacağı için oradan bir kere kazancın helal olur. Öyle bir şey de yaral alınır. Alınır yani ben tamamen İslami kurallara göre bakıyorum. Ama şimdi böyle konuşanlara şöyle diyorum yani... ...şimdi benim mal varlığım... ...sen benim mal varlığımı biliyor musun? Benim tövbe ettikten sonra... ...özellikle e, nasıl tövbesinden sonra... ...mal varlığımı herhangi bir katkı gelmiş mi? Bakılsın. yani O kadar yani tapu dairesi değilsen yani... ...bunları veya belediyenin şeyinde değilsen... E, ...belediyenin... Beli, e, ...departmanda değilsen... ...benim mal varlığımı bilemezsiniz. Herkes herkes hakkında konuşmaması lazım. Kimsenin kimse hakkında konuşmaması lazım yani. Bazıları konuşuyorlar çünkü böyle... Yani şu anda bir maddi sıkıntımız yok ama tabii şeylerle de uğraşmak gerekiyor. Ama benim bir lafım var. Müslüman'ın da boş vakti olmuyor. Muharrem Bey gerçekten başka türlü yoğunluklarımız da oluyor. Ee, yani biraz zaman sorunum da var. Hani ben şimdi dükkanı da açsam. Hani gider miyim gidemez miyim? Oğlan biraz daha büyüsün de o durur falan. Yani bir kafamda böyle şeyler de geçiyor. Şimdi e, samimice sohbet ettik. Yani bu iş evet. konusunda da bir... Bir planım yok şu anda. Ay bu nereden yiyor işte hazır cemaatler işte oraya gir parayı bul kolay. Ya cemaatlerde para falan dağıtılmıyor. Yani o medreseler ayakta kalsın diye hatta destek yapsınlar Allah razı olsun. Çünkü elektrik faturaları oluyor yiyecekler. Ha şimdi kurban geliyor. Kurbanlarını onlara versinler. Orada bari o medreselere gidip gidiyorlar mı gitmiyorlar mı bilmiyorum. En azından oradaki insanlara destek olsunlar. Çünkü bir evliya vardır, medresede ders veriyordur. Öteki evliya çalışıyordur, oraya aktarıyordur. O daha büyük evliya bile olmuş olabilir. O çalışıp evet. da oraya aktaran. Yani yanında yarasınlar, destek versinler. Sosyal medyayı falan kullanıyor musunuz? Ben sosyal medyayı, benim Instagram şeyimi çalmışlardı hesabımı. Onu kötüye kullandılardı. Onu bir kötüye kullandılardı. Onu sağ olsun Allah razı olsun herkes şey yaptı o. Meriç Erkan 55'i kapattırdılar. Şimdi de Mahmut Erkan Online diye bir sayfa var. O da ben benim değil. O da bayağı bir takipçi topluyor bu ara. Ben uyardım ama arkadaşları tam yeterli şikayet gitmedi galiba. Mümkünse kardeşlerime zahmet olacak ama. Çünkü daha sonra bazı sıkıntılar yaşanmasın diye diyorum. Çünkü hak helallik almadan açılan sayfalar ve Orada mesela biz yemek yerken resim paylaşıyorlar. Ben öyle resim paylaşmam normalen. E tabi orada millet işte yediğini ne paylaşıyor falan. Gerçi iftarda da önümüze ne gelirse yani et geldi de yemeyelim mi yani. Evet. Yine, ama ben onu orada paylaşmam ama orada o paylaşıyor artına kötü yazanlar da oluyor. Yorumları silmiyor. Yani şey insanlar beni onu paylaşıyormuşum gibi görüyorlar ama ben o değilim yani. Oradaki kardeş kimse o yapıyor. O Mahmut Erkan online'ı göndersinler. iyi olur. Yani benimle alakası yok mu diyorsunuz? Benimle alakası yok. O Mahmut Erkan online sayfasını şikayet etsinler. Siz, Kapattınız. Sizin Benim... var mı? Yani Twitter, Facebook, Instagram. Benim var. Meriç Erkan var. Facebook sayfam. Bu Mahmut Erkan 571 var. 571 D ile Mahmut Erkan 571 var. Ben onu kullanıyorum. Instagram olarak onu kullanıyorum. Yani oradan da pek de paylaşım yapamıyorum ama şu anda o sayfa bende. Onu kullanıyor O sayfa ben dedim şu <laughs> Meriç Meriç ismini mi kullanıyor musunuz artık? Ya o Meriç ismi şimdi kimlikte duruyor. Onu değiştiremedim. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum olayı. Şimdi bir evleniyorsunuz. Bir evlilik cüzdanı veriyorlar size. Ama gerçek evliliğiniz Allah katında hangisi? İmam nikahınız değil mi? Oradaki belgeyle şimdi siz imam nikahını yaptınız. Şimdi ben e, manevi olarak Mahmut oldum. Yani orada kimlikte yazıp yazmaması önemli. Değil. Ben öldüğüm zaman Mahmut gel buraya diye hesap sorsunlar bana. Şimdi ben Mahmutluğumu kabul ediyorum. Öyle değil mi? Ben orada Meriç mi? Senin kimlikte Meriç yazıyor. Sen gel Meriç de mi? Ben Mahmut'um. Ben Mahmut'um. Ama Meriç diye de ismim vardı. Allahu Teala o isimle de beni yıllarca bu dünyada var etti. O isimde dursun niye? kenarda. Yani Mahmut ismini niye seçtin? Mahmut ismini seçtim. Benim e, öncelikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in isimlerinden birisidir. Dört isimden birisidir. İkincisi Aziz Mahmut Hüday Hazretlerine bir anım vardır. Öyle bir gönül bağım vardır ona. Aşırı bir sevgim vardır. Hep ziyaret ederim onu. E, son dönem gidemedim ama gerçekten benim için ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir anlamı vardır. Başka bir e, bir geçmişim de vardı. Bazı olaylar var 90'lı yılların ortalarına doğru. E, Aziz Mahmut Hüday Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri ve Ahmet Mahmut Ünlü Hocamız. Bak hep Mahmutlar var. Karşı komşum bile Mahmut. Hmm. yani bir Mahmut Tevafuk yani bu Mahmutlar benim e, hocamız da işte biz tabi şeydeyse hani hocamız işte cemaatten hocamız da ya senin şu ismi bir ne yapalım bir değiştirelim mi dedi. Hani böyle biraz da hani Kur'an'dan isimleri daha tercih ediyoruz ya biz herhalde. Ya. Yani hocamız dedi bir ismi değiştiririz. Ne olmasın istersin dedi. Belki de bazen de hocalarımız veriyor ismi. Cübbeli Ahmet bir soru. Yok yok başka bir hocamız. Ee, ha, siz dönüşüm sırasında hoca şimdi değiştirelim hocam, diye önerdi. Ya hocamıza işte benim başka e, tarikat içinde bazı sohbetlerimiz oluyor tabii. Başımız hocalarımız var yönlendiriyorlar bizi. Ee, Ondan sonra oradan ismini senin de şu ismi ne yapalım deyince ben dedim ne, sen bir şey söyledi ismini Mahmut olsun tamam Mahmut olsun Mahmut onun da hoşuna gitti hocamızın da ben Mahmut istedim o da Mahmut olsun dedi tamam dedik Mahmut oldu. Yani bunlar biraz şöyle yani ismin bile avantajı var hani söylüyorlar öbür tarafta Muhammed ismi olanlar önce girsin şimdi bakın şimdi bunlar böyle böyle detayları kaçırmayın namazda en ön safa gitmeye çalışın yani bir yere kirli yere girerken sol ayakla basarak girin. Temiz yere girerken sağ ayakla basarak girin. Yani yemeğe başlarken tuzla başlayıp tuzla bitirin. Bismillah çekerek başlayın. Elhamdülillah bitirin. Suyu içerken 7 tane sünnet var. Yapın kardeşim doldurun. Boş ömür geçiyor. Dönüp geri ay bir geri gidim ya şunu da yapaydım deme. Şimdi hepsini bir yaşa ya. Ne kaybedeceksin neyin var? Bu da olur mu? O da olur mu? Yapanlar var. Böyle diyenler ya bu kadar sevap mı olur? Bu kadar ya yap sen iste Allah'tan. Allahu Teala de ki, ya bunu bir uydurduysa bile de ben buna talibim de. Sen ben bunun için yaptım bunu de. Ben senden istiyorum de. Vermez mi zenginliğine dokunur mu onun? Hiçbir şey kaybetmez ki o. Ben burada şimdi evde namazı kılıyorum, zikri yapıyorum, dua mı ediyorum, dersimi yapıyorum. Çıkıyorum. E şimdi benim komşum gelmiyor. O bir cemaate gidiyoruz 10 kişi namaz. E şimdi bunun kaç evde kılıyor, kılmıyor. E sen şimdi burada bir pasta var kocaman. Burada komşularım var. Hepsini tek başına yiyorsun. Hepsi aç. E şimdi sen ayıp olmaz mı burada yesen ya arkadaşlar Cık. buyurun ya birer parça da siz alın demez misiniz? E şimdi bizim emri bil maruf nehiyan münkerde de bunu söylüyoruz kardeşim. Sen de bir şu namazını kıl ibadetini yap bir kulluk yap şu pastadan sen de ya ben seni uyarıyorum senin iyiliğin için yoksa benim ne haddime ben ne karışım sana Allah yaratmış Allahlar andaki bir husus ama ben, beni de diyor ki sen bunu uyar diyor bak bu sen de ben de hatalı gidiyordum bak beni de uyaranlar oldu ben de oradan uyarıdan etkilendim. Bu yolu buldum. Bulduğum yolda bir sıkıntı olsa geri dönebilirim, de, değil mi? Yani dönebilirim, aklım var, evet. fikrim var. Yani burada bir e, tarikata girenlerin beyni yıkanıyor şu bu beyni yıkanıyor, tertemiz oluyor. O yönden doğru beyin yıkanıyor hakikaten. Çiçek gibi oluyor. Seni günahlardan uzaklaşacaksın diyor. Yok, ılıman İslammış. İslam'ın kurallarını değiştirme. İslam terörü böyle saçma sapan şeylerle Peki, İslam'ı karalamaya kalktılar. Bu mesela geçmişte tabii siz sanıyorum bu dönüşüm özellikle 15 Temmuz sonrası mı oldu? Bu Geçen senenin Şubat-Mart Mart ayıydı galiba. ya Mart ayında ben cübbe Saraya girdim galiba. Yani, yani bir sene, bir iki sene ay, falan. üç ay. Yani Haziransa bir sene, üç ay civarı. Bunu yeni hayat olarak mı görüyorsunuz? Yani nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi ben şöyle... Yani hayatınızın dönüm noktası mı diyorsunuz? Bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi hayatınızın şöyle dönüm noktaları vardır. Yani birkaç tane dönüm noktası vardır. Şimdi hayatın şöyle dönüm noktası vardır. Şimdi ateistsen, mesela ateist olsan, imana geçsen bence en kritik noktan orasıdır. Şimdi hayatın en kritik noktası bu muydu bilmiyorum da, mesela çok önemli bir noktası buraydı. Belki daha kritik bir nokta olacak daha sonra, bilemiyorum. Belki bambaşka bir yere gideceğim, Aa, bugün bambaşka bir yere, bugün bu sabah bambaşka kalktım hayata diyeceğim. Bambaşka bir pencereden kalkabilirsin hayata. Bambaşka bir gözle görmeye başlayabilsin hayatı. Normal bugüne kadar bu gözle görmemiştim bu hayat dersin. Görmediğin şeyleri görmeye başlarsın. Nereye gideceğini bilemezsin. Onun için en önemli gün bu mu? Bir sonrakini görmeden bundan önceki günlerden hangisi daha güzel kokar bilmiyorum. Ama hayatımın belki de en önemli günüydü şu ana kadar diyebilirim. Çünkü bu kıyafet benim her zaman hayalini kurduğum bir kıyafetti. Kıyafet değildi çünkü bu. Bu bir şeyin simgesiydi benim için. Kurtuluşun noktasıydı. Bir şey vardır yani bir kritik görüntü vardır. Dünyada bir şey de zahirdir. O onu simgeler. Mesela e, sakalı şerif görürsün. Sakal mıdır o sadece? Değildir. Onun maneviyatıdır değil mi? Seni mutlu eden orada bakıp. Onun kimin olduğudur değil mi? Onu Allah'ın en sevdiği kulun sakalıdır o. O senin için. Allah'ın en sevdiği kul olduğu için bir değerdir o senin için. Yoksa başka bir şey değildir. Başka birinin e, bir tüyü çok anlam ifade etmeyebilir değil mi sana? Ama onu değerli kılan başka şeydir. Bizi değerli kılan başka şeylerdir. Onun için ben her zaman... Nedendir bilmiyorum. İşte bir çarşaflı, bir cüppe sarıklı gördüğümde içim yumuşuyordu Muharrem Bey. Yani ne kadar tatlılar bunlar, ne kadar güzel bunlar diyordum. Yani şunlara bak. Yani nasıl bir fedakarlık diyor. Güzel bir şey. Yani bu sıcakta bunu giyiyor. E şimdi buna o öyle böyle diyoruz. Ya bir dakika öyle diyorsun da ona mesela eleştiri yapın geri. Ama arkadaş o güneşe rağmen onu giyiyor. ben hakikaten ben şundan da takdir ediyorum. Evet. Güneş. Ya mesela Aynı örnek bir şey, veriyorum bir tane küçük şu. bir şey veriyorum. Şimdi bir toplumda yaşıyorsunuz evet. mesela. O toplum e, böyle şeyleri hazmedebilmiş bir toplum değil. Evet. Yani buna çağ dışı diyor, yobaz evet. diyor, evet. gerici tabii, diyor. Tabii, tabii tabii. Yani siz burada aslında bu kıyafeti giyen, çarşaf giyen veya işte bu tarz e, küppe. Bir tabu yıkıyor aslında. Yani hani kınayanın kınayamasından korkmamak, mahalle baskısını aldırmamak. Bil, yani bil. Şimdi ben sırf bundan dolayı bakın sırf bundan dolayı. Mahmud Efendi'ye ve cemaatine saygı duyuyorum. Yani e, bu önemli bir şey. Siz kendiniz giyersiniz, giymezsiniz ama yani bu asırda çarşaf olur mu? Bu asırda sakal, sarık cübbe, yobazlık, çağ dışı ya bu şeyleri tanımıyoruz. Ben peygamberimin sünnetine göre böyle yaşıyorum. Umurumda da değilsiniz de, diyen birisini alkışlamak gerekiyor. Yani bu bir şahsiyetli duruştur aslında baktığın zaman. Ben bu açıdan biraz bakıyorum. Yani Evet, sünnet boyutu, sevap boyutu ayrı bir şey. Ama bu şeyi aldırmamak. Yani sizin sizin baskınızı umursamıyorum kardeşim. Biz, bu güzel bir duruş yani bak. Allah senden razı olsun. Sen bizi anlamışsın kardeşim. Yani biz, ben sana diyecek bir kelimem yok zaten. Ama tabii anlatıyoruz burada sevgili izleyicilerimize iletiyoruz olayı. E, Kendimizi anlatma, ifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah e, kelimelerimiz yani anlatılmamıza yeterlidir. Bazen. E, kelime de bulamıyorum anlatacak bir şey. Kardeşim giriyorsunuz buna yani bir televizyondur, şovdur, şudur, budur. İşte e, futbolcu olacağım, artist olacağım, şu bu. O arada karşı komşunun e, abi söylüyor, kendi halasının oğlu ölüyor, e, dayı söylüyor, amca söylüyor. Benim de akrabalarım var Allah rahmet eylesin muamelesin. Hiç yaş falan bakmıyor. Halamın oğlu öldü geçen de 53, 54 yaşı yoktu. Kalp krizi. Allah Covid'den sonra altta arttı biraz. Arttı bu. mı bilmiyorum. Patır patır ya şimdi etrafında ya bir sen de gideceksin. Yani bir şey yani şöyle bir şey söyleyeyim size efendim bak. Bunu yaratan bu kadar uzaya bakın, dünyaya bakın. Şimdi bunu yaratanı düşünün. Bunu yaratan şöyle küçücük bir e, bitkide veya bir hayvanda inanılmaz bir sistem var. Yani onu bir bilim adamları bir araya gelse böyle bir şey yapmaları mümkün değil yani. Bir tanesini evet. yapamazlar. Şimdi böyle bir mucizenin içinde böyle bu Allah-u Teala sadece 35-40 senelik bir macera için mi bizi göndermiş olabilir? Bu mu yani? Bütün beklenti bu mu? Buradan kazanacağın ev, araba, uçak, yat, kat, işte gezme, tozma, bar, saz. bu mu yani? Bütün amaç buysa Allah'ın büyüklüğüne ben bunu yakıştıramıyorum. Allah'ın büyüklüğüyle bu örtüşmez. Allah'a bir laf söylemedim yanlış anlamayın. Evet. Allah'ın büyüklüğünü göstermez bu. Bu küçük düşünenin işi. Senin bana bir dünyada vereceğin şey o. Bana bu deste para koy. Yatı koydum, sayı şey koydum. Her şeyi üstüne yaptım. Tamam. E, bir şimdi bir anda başım ağrıdı. Fenalaştım. Aa, kalp öldüm gitti. Kaldım hepsi. E, indim. Arkadaş bir gel dediler. Biz sana bunların nimetleri verdik hepsini. Ama mevzu bu değildi. Bu nimetler nasıl geldi sana? Nasıl harcadın? Nasıl kazandın? Nasıl harcadın? Şimdi nasıl kazandın? Nasıl harcadın? Şimdi mesela ömrünü nasıl geçirdin diyor. Gençliğini nasıl geçirdin? Çeşitli sorular var. İşte tabii nasuh tövbesi kapsamında gençliği nasıl geçirdin sorusunda çok zorlanacağımız için nasuh tövbesine yaslanıyoruz. Hep de böyle bir kurtarır yanlar var. Hep step neler var diyelim öyle yedek. Yani yedek pek benzedir mi bilmiyorum teşbih tahta olmaz. Hep bir şeyler bir kurtarır şeyleri veriyor yandan. Hadi diyor sana nasuh tövbesi. Şimdi bazı yorum yapar. Ya takattan düştü güçten düştü tabi şimdi tövbe edersin. E et 85 yaşında da et yeter, yeter ki ölüm anında olma seni bile affediyor Rabbim ki ben o kadar bir yaşım yok yani, benim sağlık sorunum da yok. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun şu anda elim ayağım... gücüm kuvvetim yerinde. Yani hatta... kardeşlerim gelsinler... Bir sorun değil yani bir... kağıthane meselesinde çayırda bir görüş tutalım, <laughs> gücümü kuvvetimi de görsünler, bir espri olsun. Eyvallah. Yani öyle bir... şimdi bir sıkıntı ediyorum. yok. Bizim böyle paraydı, ee, puldu, güçtü, kuvvetli böyle bir derdimiz evet. yok. Ben... sadece... Yaşayamadığı manevi değerlere kavuştuğum için çok mutluyum. Bu kıyafette de özlemim diyorsun. vardı. Çok özlemim vardı. Çok özel geliyordu bana. Çarşaf şerif, çarşafı şerif, bu cübbe sarık. Ben bunlara kavuştum. Yani ben hani herkesin hayali vardır ya ideali. Ben onlar değilmiş hayalim. Öbür bu dünyalık gösterdiniz ya fotoğraf. Onlar Buymuş benim aradığım. yerimi mi buldum? Cuk diye oturdu. İnşallah Rabbim yolumuzdan geri saptırmasın bizi. Yolumuzdan ayırmasın. Son nefes daha. Yani e, bu önemliydi. Şimdi Tabii ben gazetecilikten önce sizin mesleği yaptım ben bir süre. Öyle mi? Ee, o zaman bir can, e, bir kanalda sıcağı sıcağına diye bir program yayınlanıyordu. Cem Kurdoğlu'nun sondu. E, Son ben hatırlıyor günüydü. gibiyim tabii. O dönemde hatırlıyor canlandırmalar için de çağırıyorlardı. He. Tabii e, film boyutunu geçtim ama o canlandırmaya gitmiştim tabii. E, çağırdılar yarın dediler işte şöyle bir şeyde canlandırma canlandırmada olacaksınız gelin. Evet. O gün de pazar günüydü. E, Refah Partisi'nde büyük kongresi var. E, Ankara'da. 90 94 e, veya 95 olması lazım. E, öğlen de böyle hani bizim sıramızı bekliyoruz ya işte... Evet. Çekim sırasını çekim bekliyorsunuz. Sırası. Yağmurlu evet. da bir gün, pazar günü böyle biraz. O yağmurda da Dışarıda çekim da zor olur yani zor olur. İçeride ama çekimler. Kamerayı da kollamak zor olur. E, evet. İçeride çekimler. Içeride zor olur. Ondan sonra e, tabii o camiayı ben pek yeni katılıyorum. Yani genç bir delikanlıyım aslında. Anadolu'dan da yeni gelmişim. Evet, evet, evet. Yaşlı kadınlar hani tırnak içinde kokana deriz ya işte böyle bizim camiyle alakası olmayan tipler, artistler, oyuncular işte falan. Ee, şimdi bir televizyon kanalı açık olduğumuz yerde e, öğlen haberlerinde Refah Partisi kongresine bağlandı. Erbakan konuşuyordu rahmetli. E, konuşur, konuştu, iki dakika mı ne verdiler geçti haber. E, oradaki kadınlardan biri dedi ki e, özür diliyorum izleyicilerden geber he mi dedi. He, ben çok sinirlendim. Dedim ki bakın ben dedim sevmediğim, benim de sevmediğim liderler var ama ben hiç kimseye bu ifadeyi kullanmam. Bakın ben sizden çok gencim. E, çünkü dedim ona veren, oy veren, sevenlerin hatırına o ifadeyi kullanmam dedim. Öyle deyince dedi aa yol burada da var bunlardan mı varmış dedi. Bu Kara Fatma gibi dedi yazın Ağustos'un sıcağında dedi kara çarşafla oturuyorlar yanlarımıza dedi. Nasıl laf, giyiyorlar o Ağustos'un sıcağında dedi. Ee, bir de tutmuş Allah'tan Allah bilirsen bunları da savunursun falan diye böyle bir hani ta, ateşli tartışma. Tabii çok sinirlendim gençliğinde verdiği bir şeyle. Normalde benim ailemde yok çarşaflı birisi ama e, dedim ki yani siz eğer Ağustos'ta sıcağında bir bir böceğe benzetiyorsanız e, bu kıyafeti bir başkası da dedim e, kışın en soğuk günlerinde dedim ince çorap giyen kadınları başka bir şeye benzetir dedim. Yani yani köpek gibi niye üşümüyorlar der dedim. Affedersiniz. Siz de izleyicilerimden özür diliyorum. Böyle bir tartışma geçmiş aramızda. Tabii gençliğinde verdiği bir e, reaksiyonla. Gene de Müslüman kesmin tepkileri hiç böyle ahlaksızca olmuyor. Bak dikkatini çekerim. Evet. Bak Müslüman adamın tepkisi bile ahlak boyutunda oluyor. Evet. Bakın oradaki bak ne kadar ağır o laflar evet. ki sen Allah rızası için yapan kişiye diyor. Yani Allah rızası için yapan kişiye onu diyor. Sen öbür kişi senin düşüncene göre Allah'ın düşüncesine ters bir şey söyledi halde bile hakaret etmiyorsun ona ki evet. Allah bana kızar diye. Hani o şekilde hakaret etmeye bile korkuyorsun değil mi? Bak hassas musun? hakkımız değil çünkü. Yani evet. şey işte, evet. bak ben onun için mesela bana ben söylüyorum mesela ben mesela bana kötü bir şey yazana bakıyorum sayfasına girince belli bir zihniyet. Geneli geneli belli bir zihniyet. Yani ama hiçbir İslam adamının e, samimi bulmasa bile tavrı e, kelimeleri ne? dikkatli seçiyor. Yani geneli yani çok ufak tefek olabilir ee, ama herkes de bilir değil. Sinir nakim olamayan olabilir ama genelde daha bir edepli davranmaya çalışıyor Müslüman adam. Öyle olmalı zaten. Onun için ben herkese bunu öneriyorum. Hangi düşüncede olursa önce iman, önce İslam, önce hak, hukuk yolunu bulunca zaten o dile de ya, burada vuruyor. Halbuki, dile de. halbuki evet. e, bir baş açık veya ince giyinenin çarşaflıya. E, ...tesettürle saygı duyması, anlaması, evet. inancına saygı duyması. şekilde bizim veya işte bir inançlığının da herkesin de e, ne zaman nasıl giyerse giysin o tercihi e, onu anlaması ve e, aşağılamaması gerekiyor. Ha yeri gelir işte sizin yaptığınız gibi tebliğ edersin, zorlamadan anlatırsın, Tabii. örnek olursun. Tatlı, bu başka tatlı bir şey. Anlatacağız, Ama evet. hakaret etme hakkımız bence Asla, hiç kimsenin olmadan. yok. Durum evet. öyle şey ya. Ben şeyi ilgimi çekiyor. Yani bu gülenciler genelde bu alanı da pek boş bırakmadılar. Yani sanat dünyasını da pek boş bırakmadılar. Yani onlarla hiçbir diyaloğunuz olmuş muydu? Hiç irtibatınız olmuş muydu? Kimleri dediniz? Gülenciler, Fethullahçılar. Ha onlarla mı? Yani ben onlarla bir bağlantım olmadı ya. Hiç ben bilmiyorum ama civarımızda olabilir mi? Biz tabii çok eskiden Fethullah Gülen hani ülkeye giremeyince biz normalen hani ya bu adam da mübarek hani diyorduk niye bu adam gelmiyor? Hani biz Müslüman kafasıyla bakıyorduk. O dönem ben tabii tövbe etmemiştim ama hani biz öyle görüyorduk. Sonradan Türk halkı anladı bu olay başka tarafa gitti. Öyle değil miydi? ilk zaman hani bir Müslüman kesim diyordu ya bu adam Müslüman adam hani niye burada falan ama sonradan olayın arkasından neler çıktı? O yelpazenin içinde bizim etrafımızda birileri mutlaka vardır. Kesişmiştir yolumuz. Ama ben bizzat ben işte bu cemaatliyim, bunlara hizmet ediyorum diye ben bir şey duymadım. Ama Tam da hatırlamıyorum ama etrafta birilerinin o şeyde düşüncede olduğunu duyduk ama benim onlarla çok yakın bir irtibatım olmadı. Olsaydı da zaten yanlış olduğunu anladığımız anda uzaklaşırdık. Ee, onlarla pek bir bağlantım olmadı benim. Asanızı hep yanınızda en He, azından taşıyın. Ben çok seviyorum asamı. Yani benim bu bir hocam bana hediye etti de ilk ilk kıyafete girdi. Şöyle bir kaldırıp evet. gösterme şansınız evet. var, var mı? Evet. Böyle burada bir devrek hatırası yazıyor burada. Hocam bunu vermiş, ben de hocam, askerliği de orada yapmıştım. Yani bir Halil hocam var, Hı. Halil Aktaş. Devrek ama. de mi yaşıyor? Yok yok, burada da hocam bunu hediye etmişti. Bu da benim Devrek de askerlik yaptığım yerde. sonradan. Asker hmm. liseden ayrıldıktan sonra bir daha gene askerlik görevi geldi bana. Harp okuluna gitseydim askerlik hmm. herhalde düşecekti de oradan düşmedi. Devreğin de hatırası vardı bende öyle Zonguldak Devreği. Böyle asam bu benim. Ee, bunu da hangi işe kullanırsan o işe yarar ayrıca. Yani 40 yaşından sonra sünnet olduğu sünnet için taşıyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Ya ihtiyacım olduğu için değil sünnet olduğu. Yok ihtiyacım. Yani yok aslında dizlerde de bir sıvı azalması var. İyi de oluyor bazen destekli de oluyor. Her şeyde de bir hayır var. He. Yani vahşi hayvan daha yanaşamaz. Bir örnek verelim. Vahşi hayvan yanaşamaz. Yani deneyin isterse. Ama itikad edin. Bir şey itikad evet. edin sonra isteyin. Ee, bir de şeyi merak ettim. Son Süremizin de sonuna geldiğini evet. e, yönetmenim uyarıyor bizi. Evet tabii siz o süreçte bir şey hissettiniz mi? Biz çok hissettik. 28 Şubat süreci. Yani dindarların üzerinden ciddi bir baskı aracı yapıldı. Ben bir gazeteciydim. Her gün ifadeye çağrılıyorduk. O zaman İslamcı gazeteciler. İşte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında onca şey yapıldı, suçlama yapıldı. Hatta bildiğim kadarıyla bir külliyesine el konuldu falan. Yani başörtüler okullara alınmadı, Refah Partisi kapatıldı, İmam Hatipler kapatıldı. Hani o süreci yaşadı Türkiye. Siz o, o, dönemde o dönemde neler hissettiniz? Yani bunlar yaşanırken hiç hissetmediniz mi? Ya da bunları gördü, görüyor muydunuz? Başörtülerin okula alınmadığını alınır alınmayınca ne düşünüyordunuz? O zaman farklı bir dünyadaydınız çünkü. Sizinle ben aynı tepkideydim. Demin tepki verdiniz ya. Ben o Ayşe Özgün'ün ATV'de program yaptığında dört tane manken konuk gittiğimizde bile e, bir ara hatta öyle bir şey yok işte eşinizin işte kız arkadaşınızın eteğinin boyu nasıl olmalı etmeli falan deyince veya işte affedersiniz konu şeydi çok özür dileyerek söylüyorum ama o konu kamudaydı işte eşiniz bakire olmasını ister misiniz ben dedim ne demek dedim benim hanımımın kimse eline bile dokunmamış olması lazım ben öyle isterim deyince o diye böyle bir ses tepki bakın bozulmaya başladığının işaretidir evet. toplum hani hani o benim bu düşüncem o deniyorsa o zaman sıkıntı var ben evet. kimsenin karışmıyorum evet. kim ne yaptığını ama sen benim o düşünceme sonra ben de dedim ya kardeşim ben dedim şeriatı ben şeriat yanlısıyım yani ben şeriat dedim orasını kesmişler hatta senin başın derde girerdi dediler buradan. Ben de o arada biraz yayınlarda biraz reyting yaptı diye beni 3-4 program yanılmıyorsam konuk almışlardı şeriatı İsterim demiştim o yıllarda 98 falandı galiba 97 98, 98. kesmişler onu buradan başın sıkıntıya girer. Aa siz Tabii. siz ATV'de şeriatı isterim dediniz. İsterim dedim y ben şeriattır ben şeriattır gerçek yol Hem dedim. de 28 Şubat'ta söylüyorsun. Ya tabii ben o dönem yani ben şöyle bakın ben onun arkasını düşünmem. Ben Allah'ın rızasını gördükten sonra arkasını düşünmem. Ee, ne dediler yadırgadılar ve kestiler ya, ya, mi? Ke orayı kesmişler o yani oradan içeri giderdim falan dediler. işte birisi tepki için şöyle hareket yapmış uygun değildir diyorum. Yani ben şimdi İslam neyi diyorsa benim düşüncem o. Ama, Ama o zaman o daha diyor, dönüşüm yaşamış. Almıştır. Yok yok. Dört mankeniz biz. Dört erkek mankeniz. de i̇şte öbürü diyor ya öyle çok da mini olmayacak da etek dize kadar olacak falan. Onun hesabını yaparken ben dedim ki eli eline değmemiş kız isterim ben kimse Yani ben dedim. Bekar mı be, be, Ya bekar. Yani işte bekardım. Dedim öyle kız isterim Hı -hı. ben dedim. Hani herkes istediğini söylüyor. Ondan sonra iş oraya varınca sonra bana hiç unutmuyorum. Ayşe özgürün programı. Ayşe özgürün programlarıydı. Hiç unutmuyorum. Mecidiye Mecidiyeköy'de çarşaflı bayanlar bana... Allah razı olsun mu ne demişlerdi bana oradan bir sevgi göstermişlerdi Tabii, hmm. şey e, edepli bir şekilde hani. anladım Çünkü, ama orada onların beni sevgisi bak orada onların o belki duasını aldım Allah hepsinden razı olsun bak duygulanıyorum şu anda aklıma gizli onlar orada bana dua ettiler belki o çarşaflı kardeşlerim orada mutlu olmuşlar o yayını izleyip mutlu olmuşlar Hani oradan kimin duasıyla biz bu yolu da bulduk bilmiyorum yani Allah'ın evet. bir lütfu evet. oradan da gelmiş olabilir onu düşünüyorum. Ha tepkim işte söylediğim gibi ben de aynı tepkileri veriyordum. Hiçbir zaman da bu değişmeyecek. E, bu o dönem veya bu dönem zaten o zihniyette olduğumuz için de Rabbim nasip ettiğini düşünüyorum bunu. Evet. E, herkes kendini kurtarsın. Çok teşekkür. Bu dünya gelip geçici. Her şey boş. Her şey boş. Bu kırmızı masada bir gün hepimiz yok olup gideceğiz. Hayret evet. yanaşıyor. Allah i̇nşallah. sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayırlı Sizden de Allah razı olsun. Cümlemizden. Güzel konulara değindik inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, sağlık. Allah sizden de razı olsun. Allah razı Davet olsun. ettiğiniz için, tüm sağ ekip arkadaşlarınıza, yayın kuruluşunuza, e, her zaman bu hak yolda destekçi olduğunuz için de e, bu e, hayırlı görevde de Daim eylesin Rabbim Amin. sizi. Allah hepinizden razı olsun. Cümlemizden çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Sevgili izleyenler bu haftada Mahmut Meriç Erkan bizlerleydi. Eski model oyuncu ve şovmen bir isimdi ama büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu akşam onu konuşmaya çalıştık ama bence çok önemli konulara da parmak bastı kendisi. Bizden sonra sinema aynayla yakın var onu da tavsiye ediyorum. Haftaya yeni bir kırmızı masada buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.